Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte trigonometri konu anlatımını yapacağız sevgili gençler. Trigonometriyi normalde kamp programında 3 günde ayrı ayrı 3 videoda yapacağımı belirtmiştim. Fakat trigonometri konu anlatımını bugün tek videoyla halledeceğiz arkadaşlar. Uzun soluklu bir video olacak. Çok bahsetmeden artık vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Tanımımız başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Başlangıç noktasına açının köşesi denir. Işınlara da açının kenarları veya kolları denir. Burası açının köşesi, açının kenarları diye de AB ve AC ışınlarına diyoruz. Bir açı dört farklı biçimde gösterilir. Bunları AB birleşim AC eşittir A veya BAC açısı veya CAB açısı olarak gösterebiliriz. Bir ışını başlangıç noktası etrafına döndürülerek bir açı elde edilebilir. Işının döndürülmeden önceki konumuna açının başlangıç noktası, döndürüldükten sonraki konumuna da açının bitiş kenarı denir. Saatin dönme yönünde döndürülerek elde edilen bir açıya negatif yönlü açı, saatin dönme yönünün aksi yönünde döndürülerek elde edilen açıya da pozitif yönlü açı denir. Yani saat yönüne şu tarafa doğru döndürürsen saat yönü olmuş oluyor. Buna negatif diyoruz. Hani saat yönü pozitiftir gibi bir algı oluşmasın. Şu tarafa doğru saat yönünün tersine döndürürsen de ona da pozitif yönlü açı diyoruz. İşte burada da gösterilmiş. Şu tarafa doğru saat yönünün tersi, bu tarafa doğru saat yönü, bu negatif, bu da pozitif yönlü bir açıdır diyeceğiz. Birim çemberin tanımını yapacağız. Birim çemberin tanımı, analitik düzlemde merkezi, orijin ve yarıçap uzunluğu bir birim olan çembere birim ya da trigonometrik çember denir. Bunu çemberi şu şekilde görselleştirebiliriz. Bakın merkezi, orijinde, yarıçapı da bir olan çembere biz analitik düzlemde trigonometrik çember ya da birim çember diyoruz. Birim çember için her zaman ama her zaman bu x, y ikilileri, birim çember üzerindeki x, y ikilileri x kare artı y kare eşittir 1 eşitliğini sağlamak zorundadır. Mesela A noktası birim çember üzerinde olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sen bu noktaları x kare artı y'nin karesi eşittir 1 eşitliğine yerine yazacaksın. X gördüğün yere bunu, y gördüğün yere bunu yazacaksın. A kare bölü 4 artı A kare bölü 4 eşittir 1 olacak. Yani 2 tane A kare bölü 4 eşittir 1 olacak. Buradan a kare bölü 2 eşittir 1'dir. Yani buradan a kare eşittir 1. A eşittir 1 mi dedik? Bakalım. A bölü 2. 2'yi karşıya attık. 2 olacak sevgili gençler. A eşittir kök 2 veya a eşittir eksi kök 2 olacaktır. Şıklarımızda da Bursa seçeneği olduğu için, yani kök 2 seçeneği olduğu için cevap budur diyebiliriz. Bir tam çember yayı 360 eş parçaya bölündüğünde bu eş yaylardan birini gören merkez açının ölçüsüne bir derecelik açı diyeceğiz. 360'da biri, çemberin 360'da birini gören açıya biz 1 derece diyoruz. 1 derecenin 60'da birine 1 dakika ve 1 dakikanın 60'da birine de 1 saniye diyeceğiz. Buradan 1 derece 60 saniye veya 60 dakika veya 3600 saniyedir de diyebiliriz. 72.482 saniyelik açıya aşağıdakilerden hangisi karşılık gelir diye sorulmuş. Şimdi 1 derece dediğimiz 60 dakikaydı. Bu da 3600 saniyeye tekabül eder sevgili gençler. Dolayısıyla sen 72.482'yi önce gel güzel bir 3600'e böl. 3600'e bölersen burada 20 olur ve 20 kere 3600 de 72.000 yapar. Çıkardığımız takdirde 482 saniye açıkta kaldı. Burası ne oldu? Derece olmuş oldu. Şimdi sen 482 saniyeyi de 60'a böleceksin ki kaç dakika olduğunu bulalım bunun içerisinde. 8 defa vardır. 480 çıkardım. Kaç? 2. Bak burası yine saniye. Burası ne oldu? Dakika. Demek ki 20 derece 8 dakika 2 saniye olacak. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacak diyebiliriz. Ya böylelikle ilk sayfamızı bitirdik. İkinci sayfamıza göz atalım. Bir çemberde yarıçap uzunluğuna eşit uzunluktaki yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir. Ve ya şu şekilde gösterilir ya da 1 rad ile gösterilir. Şimdi şurası R, burası R. Bunu biliyorsunuz. Karşıda da R birim uzunluğunda bir yayı görüyorsa eğer buradaki açımız, biz buna 1 radyan diyeceğiz. R uzunluğundaki yayı gören merkez açı 1 radyan ise 2 pi R uzunluğunda yani çemberin tamamını gören merkez açının ölçüsü de 2 pi radyandır. Yani sevgili gençler burası 1 radyanken eğer ki çemberin tamamını görüyorsa o zaman da 2 pi radyandır diyebilirsin. 2 pi radyandır diyebilirsin tamamına. Açı ölçü birimlerini birbirlerine dönüştürürken de şimdi ben radyan olarak bunun tamamını görene 2 pi radyan dediğime göre diğer derece
kavramında da 360 derece olduğunu söylemiştik. O zaman pi dediğimize 180 derece diyebiliriz. Yani pi radyan 180 derecedir sevgili gençler. Bakın pi 180'dir demiyorum. Pi 180 derecedir. Pi her zaman 3,14. Şimdi de diyoruz ki pi radyan eşittir 180 derece diyoruz. Bunu sakın unutmayın. Şimdi 5 pi bölü 12 radyanlık açının ölçüsü kaç derecedir denilmiş bize. Pi gördüğümüz yere 180 derece yazabiliriz. Yani pi çarpı 180 de 5 çarpı 180 derece bölü 12. 12 ile 180 dereceyi sadeleştirirsek sevgili gençler biz burada ne gelir burası? 15 gelir. 5 kere 15 de 75 derecedir diyebiliriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. Esas ölçü. Bir çember üzerinde herhangi bir sabit nokta belirlendikten sonra bu noktadan çember üzerinde harekete başlayıp örneğin 420 derecelik bir yay uzunluğu kadar yol almış olalım. 360 derecelik yay kadar hareket edildiğinde başlanılan noktaya gelineceğinden sadece 60 derecelik yay boyu kadar yol alınmış olur. Bu 60 dereceye 420 derecenin esas ölçüsü diyeceğiz sevgili gençler. Arkadan da motosiklet geçmeseydi iyiydi. Derece cinsinden bir açının esas ölçüsü bulunurken bu açının ölçüsü 360'a bölünür. Elde edilen kalan o açının esas ölçüsüdür. Eğer açı ölçüsü negatif verilmişse pozitifmiş gibi işlem yapılarak bulunan kalan 360'tan çıkarılır. Sonuç olarak bir açının derece cinsinden esas ölçüsü sıfırdan kapalı 360'tan açık aralığındadır diyoruz. Şimdi ne demeye çalıştığımızı şu şekilde gösterelim. Sen 360 dereceden büyük olan açıları 0 ile 360 arasına taşıyorsan, taşıdığın zaman elde ettiğin derece esas ölçüdür diyeceğiz. Şimdi 1100 derecelik açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisine eşittir? Dolayısıyla sen 1100'ü 360'da bir tekrar ettiği için, 360 derecede bir tekrar ettiği için sen bunu buna böleceksin. 3 defa var. 1080 yapar. Çıkardın 20, senin esas ölçün olur. Yani cevabımız Edirne seçeneğiymiş. Radyan cinsinden bir açının esas ölçüsü bulunurken bu açının ölçüsü 2 pi'ye bölünür. Elde edilen kalan o açının esas ölçüsüdür. Eğer açı ölçüsü negatif verilmişse pozitifmiş gibi işlem yapacaksın. 2 pi'den çıkaracaksın bulduğun sonucu. Pratik yol olarak verilen radyan cinsinden açı ölçüsü paydasının 2 katına bölündüğünde elde edilen kalanın paydaya oranı o açının esas ölçüsüdür. Yani son kısımda verilen şey aslında bizim için önemli. Ne demek bu? Paydaya bakın. Bunun esas ölçüsü soruluyor. Payda 5. Bunun 2 katı kaç? 10. 47'yi 10'a böleceksin. Tamam mı? 4 defa var. 40 çıkar. Kaç yapar? 7. Hemen diyorsun ki 7 pi bölü paydaya bölüyorsun. 5. İşte bu benim esas ölçümdür diyebilirsin. Tanımımıza bakalım. Birim çember üzerindeki P noktasının absisine alfa açısının kosinüsü, ordinatına da alfa açısının sinüsü denir. Ama birim çember üzerinde olacak. Ona dikkat et. P kosinüs alfa sinüs alfadır ve POH üçgeninde Pisagor teoreminden sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı daima 1'e eşit olur. Hangi Pisagor teoreminden? Bakın şuradakinden. Şunun karesi artı bunun karesi her zaman bunun karesini veriyordu Pisagor'da. Dolayısıyla sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı daima 1 olmak zorundadır. Birim çember üzerinde diyoruz. Demek ki artık ben x eksenine kosinüs ekseni ve y eksenine de sinüs ekseni diyebilirim. Neden? Çünkü kosinüs alfayı ben x ekseni üzerinde gösterdiğim için buna kosinüs ekseni diyeceğim. Ve sinüs alfayı da bakın burası sinüs alfa uzunluğundaysa şurası da sinüs alfa uzunluğundadır. Demek ki ben buraya da artık sinüs ekseni diyebilirim sevgili gençler. Geçiyorum diğer sayfama. Öte yandan her alfa reel sayısı için kosinüs alfa eksi 1 ile 1 aralığında veya kosinüs alfa r'den eksi 1 ile 1 aralığına tanımlanmıştır diyebiliriz. Yani kosinüs alfa eksi 1 ile 1 aralığı dışındaki herhangi bir değeri alamaz. Her alfa reel sayısı için sinüs de eksi 1 ile 1 aralığında herhangi bir eksi 1 ile 1 aralığının dışında herhangi bir değer alamaz. Ve şunu da sakın unutmuyorsunuz. Bu soruların içerisinde çok kullanacağımız özdeşliklerden bir tanesidir. X ne olursa olsun sin kare eksi de kos kare eksinin toplamı daima 1'dir. Şimdi sekant ve kosekant fonksiyonlarımızı tanımlayalım. Çünkü artık kosinüsü ve sinüsü tanıyoruz. Sekant alfa dediğimiz fonksiyon aslında kosinüsün ters çevrilmiş halidir. Ve kosekant alfa dediğimiz fonksiyon da sinüsün ters çevrilmiş halidir. Bunu CSC alfayı bazı kitaplarda şu şekilde de görebilirsiniz. İkisi de kabuldür. Sıkıntımız yok. Şekilde O merkezde birim çember verilmiştir. PAH açısı alfa olduğuna göre BH açısı aşağıdakilerden BH uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın bana nereyi soruyor? Şurayı. Şimdi ben bunu bu şekilde yaklaştırayım. Yaklaştırdıktan sonra da şöyle yapalım. Bakın şimdi burası alfa ise gençler. Şunu şu şekilde yaptığımız zaman
Bakın şuradaki hangi yayı görüyor? Alfa derecelik açıyı görüyor dersin. 2 alfayı açıyı görüyor dersin. Burası 2 alfa ise merkezden çizildiğine göre burası da 2 alfadır. Şimdi sen bana şurayı söyleyebilir misin? OH kısmını. OH kısmı kosinüs 2 alfadır. Sen OB'nin yani şuranın tamamının 1 olduğunu biliyorsun. Sen 1'den tamamından kos 2 alfayı çıkarırsan şurayı bulursun. Demek ki benim cevabım ne olacakmış? 1 eksi 2, 1 eksi kosinüs 2 alfa olacakmış. O halde cevap Edirne'dir diyebiliriz sevgili gençler. Bir sonraki örneğimize bakalım. 3 sin kare x artı 2 kos kare x eksi 2 bölü 5 kos kare x artı sin kare x eksi 5. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yukarıda sevgili gençler şöyle bir şey yapsak. 3 sin kare x artı 2 kos kare x. Şimdi ben 1 dediğim şey sin kare x artı kos kare x'ti ya hani. O zaman 2 dediğim şey de 2 tane sin kare x artı 2 tane kos kare x olmaz mı? Mis gibi olur. Peki o zaman buradaki 2 gördüğüm yere bunu yazarsam eksi 2 sin kare x eksi 2 kos kare x yapar. Bölü. Alt kısımda da yine 5 tane kos kare x artı sin kare x eksi 5 tane sin kare x eksi 5 tane kos kare x yapar diyeceğiz. Şimdi burada artı 5 kos kare x eksi 5 kos kare x ve eksi 2 kos kare x ile artı 2 kos kare x birbirini götürür. Götürdükten sonra 3 tane sin kare eksi 2 tane sin kare ne yapar? 1 tane sin kare x yapar. Bölü alt kısımda da 1 tane sin kare x'ten 5 tanesini çıkarırsak eksi 4 tane sin kare x yapar. Burada sin kare x'leri sadeleştirirseniz geriye 1 bölü eksi 4'ün kaldığını cevabında Adana seçeneğinin olduğunu görebilirsiniz. Geçtim bir diğer soruma. Sin x ile cos x'in toplamının 1 bölü 3 olduğu verilmiş ve sin x çarpı cos x sorulmuş. Toplam verilip çarpım sorulduğunda şuranın karesini alabilirsin. Sin kare x artı cos kare x artı 2 çarpı 1. çarpı 2. diyorduk değil mi? Dolayısıyla 2 sin x cos x yapar eşittir 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9'dur. Peki sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu özdeşlikten dolayı söylemiştik. Karşıya gönderirsek 2 tane sin x cos x 1 bölü 9'dan 1'i çıkaran arkadaşlar eksi 8 bölü 9 yapar. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsen şurası 4 olur. Demek ki sin x cos x arkadaşlar neye eşitmiş? Eksi 4 bölü 9'a yani cevabımız Adana'ymış diyebiliriz. Tanımımız tanjantı tanımlayacağız. X eşittir 1 doğrusu üzerindeki P noktasının ordinatına yani şu kısmın uzunluğuna sevgili gençler biz tanjant diyoruz. O halde x eşittir 1 doğrusu demeyelim bundan sonra buna. Biz buna tanjant ekseni diyelim. Şimdi şurası ne ekseniydi? Kosinüs ekseni. Şurası neydi arkadaşlar? Sinüs ekseni. Bir de ekstradan neyi tanımış olduk? Tanjant eksenini tanımış olduk. O da x eşittir 1 doğrusudur diyeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Pi bölü 2 artı k pi radyanlık açıların bitim kenarları veya kenarların uzantıları A noktasından geçen tanjant eksenini kesmediğinden tanjant pi bölü 2 artı k pi ifadesi tanımsız olur. Bu ne demek arkadaşlar? Şu. Sen burada alfa derecelik açının alfa derecelik açıyla gönderilen ışının burada şu ordinatlı ve apsisli noktada kestiğini biliyorsun ya. Eğer sen bu alfayı 90 derece seçersen yani şu şekilde bir doğru kabul edersen arkadaşlar bunu gidip de tanjant 90'ı hesaplayamazsın. Neden? Çünkü bunu hiçbir zaman kesmeyecektir. Kesmeyeceği için de bu hesaplanamaz yani tanımsızdır diyeceksin. Pekala tanjant alfa tanımsız olduğu için pi bölü 2 artı k pi'lerde r eksi pi bölü 2 artı k pi'lerden eksi sonsuzda artı sonsuz aralığında tanımlıdır da diyebiliriz. Şimdi dikkat et sinüs ve kosinüs eksi 1 ile 1 aralığında tanımlanıyordu. Tanjant ve kotanjant da eksi sonsuzda artı sonsuz aralığında tanımlanacak. Şimdi tanjant x eşittir 1 doğrusuydu. O halde kotanjant da tahmin edeceğiniz üzere y eşittir 1 doğrusudur. Ve y eşittir 1 doğrusuna ben bundan sonra kotanjant ekseni diyeceğim. Şu an 4 tane eksen yeni eksen tanıtmış olduk. Pekala alfa derecelik bir açı oluşturacak şekilde ışın gönderirsek buraya y eşittir 1 doğrusunu yani kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisi yani şu uzunluk sevgili gençler bize kotanjant alfayı verecektir de diyebiliriz. Yine kotanjant alfa da bu sefer 0 artı k pi'lerde tanımsızdır. Neden? Çünkü ben 0 derecelik veya işte 360 derecelik veya 720 derecelik bir ışın gönderdiğim zaman şununla şu birbirine paralel olacağı için hiçbir noktada kesmeyecektir ve dolayısıyla kotanjant hesaplanamaz ve dolayısıyla tanımsızdır da diyebiliriz. Örneğimize bakalım. Şekilde O merkezli çeyrek çember verilmiş. Pembeyle gösterilmiş. PH OX ise dik. ROA açısı alfa dereceymiş ve HR aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yani bize nereyi sormuş? Şuradaki uzunluk sorulmuş sevgili gençler. Şimdi normal şartlar altında
B'den R'ye kadar olan kısma ben kotanjant alfa demiştim. O'dan P'ye kadar olan kısmı da kosinüs alfa demiştim. Burası kosinüs alfa ise sevgili gençler şurası. O halde burası da kosinüs alfadır. Çünkü aynı uzunluğa eşitlerdir. Burası da kosinüs alfa. Ben buranın tamamı olan kotanjant alfadan şu kısmı çıkaracak olursam, yani kosinüs alfayı çıkarmış olursam HR uzunluğunu elde ederim. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olur diyeceğim sevgili gençler. Şimdi geçelim tanjant ve kotanjantın bir diğer özelliğine. Tanjant alfa dediğimiz her zaman sinüsün kosinüse, kotanjant da kosinüsün sinüse oranıdır. Bunlar birbirlerinin çarpımsal tersleri oldukları için, yani birisi sina bölü kosa, öteki de kosa bölü sina. Ben bunları çarparsam arkadaşlar bunlar gider, bunlar gider. Geriye sadece ne kalır? Bir kalır. Dolayısıyla aynı açı değerlerinin tanjantlarıyla kotanjantları, açı değeri ne olursa olsun cevap her zaman 1'e eşittir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Böyle bir eşitlik verilmişse arkadaşlar her zaman tanjant veya kotanjant sorulduğu zaman ister ister çarpım yapacaksın. Yani 10 çarpı kosinüs x artı 5 tane sinüs x eşittir 14 tane kosinüs x artı 4 tane sinüs x diyebilirsin. Şimdi gel şuradaki sinüs x'i bu tarafa gönder ve 10 tane kosinüs x'i diğer tarafa gönder. Bunu yapacak olursak sinüs x eşittir 4 tane kosinüs x olur. Bizden kotanjant istenmişti. Yani kosinüsün sinüse oranı istenmişti sevgili gençler. Ben sinüsü karşıya şu şekilde gönderdim. Burada 1 kaldı. 4'ü de karşıya bu şekilde gönderirsem neye eşit olacaktır? Kosinüs bölü sinüs 1 bölü 4'e. O halde bu da kotanjant x'tir diyebiliriz. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Şimdi bölgeleri bir tanıyalım bakalım. Bu birim çemberin çizildiği kısımda analitik düzlemde bölgelerimiz var. Bunlar açılara göre bölgeler olacak. Şurası pi bölü 2 radyanlık, burası pi radyanlık, burası 3 pi bölü 2 radyanlık ve burası da 2 pi radyanlık bölge uzunluk diyeceğiz. Ve birinci bölgede aynı x, y kartezyen koordinat sistemindeki gibi x de y de artı. Burada x'ler eksi iken y'ler artı, burada ikisi de eksi ve burada x'ler artı iken y'ler eksi. Ben şimdi x ekseni yerine kosinüs kavramını, y ekseni yerine de sinüs kavramını kullanmak istemiştim. Dolayısıyla artık şunu söyleyebiliriz. Kosinüs ve sinüs için birinci bölgede sevgili gençler ikisi de artıdır. İkinci bölgede bu eksi iken bu artıdır. Üçüncü bölgede ikisi de eksidir dedik. Ve dördüncü bölgede bu artı iken bu eksidir dedik. Şimdi sadece bunları bilmen yeterli. Hocam tanjant ve kotanjant için zaten tanjantın sinüs bölü kosinüs, kotanjantın kosinüs bölü sinüs olduğunu bildiğinden artının eksiye, eksinin artıya, artının artıya ve eksinin eksiye oranlarında tanjantları da kotanjantları da işaretlerini belirleyebilirsin. Yani sen gidip de herhangi bir tekerleme falan ezberlemene gerek yok. Birazcık mantık yürüterek tüm bunların hepsini aklında tutabilirsin ve böylece beyin ameliyatından da kurtulmuş olursun. Şimdi bunları açıkladık. Bunları açıkladıktan sonra şurada gösterdik. Sinüs bu bölgelerde, kosinüs bu bölgelerde, tanjant ve kotanjant bu bölgelerde neye eşittir? Bunları da gösterdik. Burada da senin için bir tablo hazırladım. Bunu incelemeni tavsiye ederim. Yalnız ekstradan şunu söylemekte fayda var. Şimdi mesela bana hiç trigonometri düşünmeden şuranın apsisini ve ordinatını söyleyecek olursanız, buranın arkadaşlar apsisi sıfırdır, ordinatı birdir. Peki buraya karşılık gelen açı ölçümüz ne? Pi bölü 2. Şu nedir arkadaşlar o zaman? Kosinüs pi bölü 2'dir. Bu nedir? Sinüs pi bölü 2'dir. Bunları da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. İlla şunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Yani kosinüs 3 pi bölü 2 neydi? 0 mıydı? Eksi 1 miydi? He tamam. O zaman 0. Tamam. Bunları yapmamıza gerek yok. Yani sen ısrarla bir şeyleri ezberleyeceğim diye uğraşma. Ezberlediğin takdirde trigonometri zordur. Neden biliyor musun? Çünkü 1-2 hafta sonra tekrar etmediğin takdirde unutursun. Ama mantığını anlarsan hiçbir şekilde bunları unutmazsın ve dediğim gibi tekrar söylüyorum beyin ameliyatından kurtulmuş olursun. Mesela bir tane de şuna yapalım. Buranın normal şartlar altında koordinatları nedir? Eksi 1'e 0. Buranın açısı neymiş? Pi. Demek ki kosinüs pi eşittir eksi 1'miş ve sinüs pi eşittir 0'mış da diyebilirsin. Sen kartezyen koordinat sistemine artık hakimsindir. Çünkü ilkokul 6'dan beri belki 5'ten beri sürekli kartezyen koordinat sistemi üzerinde bir şeyler yazıyorsun, bir şeyler ölçüyorsun, bir şeyler biçiyorsun. Dolayısıyla buna hakimsen trigonometri de bu bölgelere hakim olmaman için hiçbir sebep ben göremiyorum. Geçtim bir diğer sayfama. Mesela kosinüs 90 demiş. Kosinüs 90 nerede arkadaşlar 90 derece? Şurada. Ve burada x ekseni 0 birimlik yol aldığı için bu sıfırdır. Kosinüs 540.
360'tan büyük bir şey gördüğün zaman hemen anında SS ölçüsünü bul. 540 arkadaşlar 360'ın 180 fazlası olduğu için, 360'da bir tekrar ettiği için SS ölçümüz budur. Yani aslında bize kosinüs 180 lazım ve kosinüs 180 buradadır. Yani eksi 1'de. Demek ki x ekseninde eksi 1 birim yol alındığı için burası da eksi 1'dir. Tanjant 360 dediğimiz değer sinüs 360, yani sin 0 bölü kosinüs 0, 360 biliyorsunuz 0'a eşit. Sinüs 0, 0, kosinüs 0, 1 olduğu için 0 bölü 1'den burası 0'dır. Yani üst tarafımız eksi 1'miş. Alt tarafa bakıyorsun, sinüs 270 aşağıyı gösteriyor. Yukarıda 1'di, altta eksi 1'dir. Ve kosinüs 180, kosinüs 180'de zaten eksi 1 olduğunu biz söylemiştik. Eksi 1 bölü eksi 2'den cevap ne gelecektir? 1 bölü 2, neden? Çünkü eksiler birbirini götürür. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Bir diğer örneğimize bakalım. Şimdi bu trigonometrik fonksiyonların işaretlerini belirleyeceğiz sevgili gençler. Sekant 70 demiş. Aslında ben bunun 1 bölü kosinüs 70 olduğunu biliyorum. Ve kosinüs 70 birinci bölgede pozitif olduğu için 1 bölü pozitif bir sayı da pozitiftir. Yani A sayımız pozitif. B'ye bakalım. 1 bölü sinüs 300. Şimdi sinüs 300 derecelik açı 270 ile 360 arasında olduğu için 4. bölgedeki bir açıdır. Ve 4. bölgede sinüs negatifti. Dolayısıyla 1 bölü sinüs 300 negatiftir. Yani B negatifmiş arkadaşlar. Tanjant 70 normalde pozitif de eksiyle çarparsam negatif olur. Sinüs eksi 330 dediğimizde üzerine 360 eklersem sinüs 30'u verir bize. Ve sinüs 30 da bildiğiniz üzere pozitiftir. Yani D de pozitifmiş. O halde bizim işaretlerimiz artı, eksi, eksi, artı olacak. Yani cevap Denizli seçeneğidir diyebileceğiz sevgili gençler. Tümler, yani birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına, birinin sekantı diğerinin kosekantına her zaman eşittir. Yani sen burada sinüs 30 dendiği zaman sen bunu kosinüs 60'a veya tanjant 1 dediğin zaman sen bunun aslında kotanjant 89'a veya işte sekant 3 dendiği zaman sen bunun kosekant 87'ye eşit olması gerektiğini bileceksin. Çünkü burada gösterdiğimiz tüm açılar birbirini 90'a tamamlar sevgili gençler. Şimdi ikincisine bir bakalım sorumuza. Tanjant pi bölü 5 ile tanjant 3 pi bölü 10'un çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şunu bir yapalım. Pi bölü 5 dediğimiz açı aslında 2 pi bölü 10 biçiminde yazılabilir. Ve tanjant 2 pi bölü 10 çarpı tanjant 3 pi bölü 10 bize sorulmuş deriz. Peki arkadaşlar, buradaki 2 pi bölü 10 ile buradaki 3 pi bölü 10'un toplamları birbirini 90'a tamamlıyor değil mi? O halde ben tanjant 3 pi bölü 10 yerine kotanjant 2 pi bölü 10 da yazabilirim. Ve aslında bizden tanjant 2 pi bölü 10 ile kotanjant 2 pi bölü 10'un çarpımı istenmiş. Şimdi açı değerleri aynıysa tanjantla kotanjantın çarpımına biz ne demiştik arkadaşlar daima? 1 demiştik. O halde cevabımız Adana seçeneği gelir diyebiliriz. 5. sayfanın sağ üst tarafına geçiyorum. Şimdi beta alfadan büyük olsun ve sinüs beta da sinüs alfadan büyük olduğu görülüyor. Neden? Çünkü sinüs beta'nın gösterdiği yer şu uzunluk, sinüs alfanın gösterdiği yer de şu uzunluk. Demek ki açı büyüdükçe sinüs değeri de büyüyor ama birinci bölgede geçerli bu. Ayrıca beta alfadan büyükken de kosinüs beta'nın kosinüs alfadan da küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın burası kosinüs beta, şurası da kosinüs alfa, beta alfadan büyük olmasına rağmen. Şimdi birinci bölgede açılar artarken sinüs de artıyor. Birinci bölgede açılar artarken kosinüs azalıyor. Buna dikkat edeceksin. Örneğin sekant 40, kosekant 50 ve sinüs 20. Bunları küçükten büyüğe doğru sırala demiş. Sekant 40 dediğimiz değer 1 bölü kosinüs 40'tır arkadaşlar. B dediğimizde 1 bölü sinüs 50'dir. Ve sevgili gençler, sinüs 20'miz var elimizde. Şimdi şunu sakın unutmuyorsunuz. Sinüs 20 bir kere pozitif. Sin 50 de pozitif. Kos 40 da pozitif. Ve pozitif olduğu için de hangi aralıkta olduğunu bulabilirsin sen? 0 ile daima 1 arasındadır buradaki değerler. Şimdi 0 ile 1 arasındaki benim reel sayılarım biliyorsun ki basit kesir. Basit kesir oldukları için ben bunları mesela 2 bölü 3 basit kesirini düşün. 1 bölü 2 bölü 3 dediğim an bileşik kesir olmak zorundadır. Neden? Çünkü payı paydasından mutlak değerce daha büyük oluyor. O halde sevgili gençler, burası 1'den büyüktür. Burası da 1'den büyüktür. Ama burası zaten 1'den küçük olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. 0 ile 1 arasında demiştik az önce. Peki kosinüs 40 ile sinüs 50 birbirine eşit mi? Eşit. Yani ben buraya da sinüs 50 yazabilirim. O halde A ile B birbirine eşit olacak ve bunlar C'den büyük olacak. O halde C küçüktür, A eşittir B diyebiliriz. Çünkü burası basit kesir, bunlar bileşik kesir. Bu yüzden C, A ve B'den küçük olmuş oldu.
alfa beta'dan küçükken tanjant alfa tanjant beta'dan küçük olduğu görülüyor. Gerçekten öyle mi? Bakın şurası beta. Uzattığım zaman şurası tanjant beta oluyor. Bunu uzattığım zaman şu kısım tanjant alfa oluyor. Gerçekten de tanjant beta tanjant alfadan küçük. Kotanjant da tam tersi. Açı büyüdüğü zaman arkadaşlar şurası alfa, şurası beta. Açıyı büyüttüğüm zaman burası kotanjant beta oldu bakın. Kot beta. Açıyı küçülttüm. Ne oldu? Kotanjant büyüdü. Kotanjant alfa oldu. Demek ki burada açı büyüdükçe kotanjant küçülüyor. Açı küçüldükçe kotanjant büyüyor. Bunu da unutmamak gerek. Geçtim diğer sayfama. Diğer sayfada arkadaşlar, burası ödev testiymiş. Çok özür diliyorum. Şimdi 5. sayfadan sonra bir ödev testi var ve ödev testini Irmak Hoca matematik kanalında bulabiliyorsun. Ben ödev testini atlıyorum ve tanımımdan devam ediyorum. Haberiniz olsun. Şimdi dik üçgende dar açının trigonometrik oranlarına bakalım. Burası komşu dik kenar diyoruz tetanın. Burası hipotenüs ve tetanın karşısında da burası olduğu için buraya da karşı dik kenar diyoruz. Eğer buradaki teta burada olmuş olsaydı o zaman buraya komşu dik kenar derdik. Mantık çerçevesinde. Şimdi kosinüs teta dediğimiz şey hemen tetanın komşusunun hipotenüsüne oranıdır arkadaşlar. Burada hepsini verdik. Karşı dik kenar bölü hipotenüs dediğimiz şey de sinüstür. Yani karşıyı hipotenüsü oranlarsan sinüsü bulursun. Ve eğer sen karşıyı komşuya oranlarsan tanjantı, komşuyu karşıya oranlarsan kotanjantı bulmuş olursun. Ki zaten tanjantı biliyorsan kotanjantı her zaman bulursun. Zaten kotanjant biraz da dışlanmış vaziyette. Çünkü kotanjantın kimse formülünü, morülünü hiçbir şeyini ezberlemez. Her formül, her şey tanjant için ezberlenir. Sorularda kotanjant sorulursa sen tanjant hesaplayıp ters çevirirsin. Dolayısıyla kotanjantın formüllerini ezberlemek gibi bir yükten de kurtulmuş olursun. Şimdi şuradaki şekilde sorularımıza bir bakalım arkadaşlar. Yandaki şekil eş birim karelerden oluşmuş ve buna göre tanjant alfa artı tanjant beta nedir diye soruluyor. Bakın şimdi burası beta ise arkadaşlar burada hep taşıma yapacaksın. Açıları taşıyabiliyorsan sen kralsın. Burası beta ise burası da betadır. Doğru mu? Doğru. Neden? Yöndeş açılar. Burası alfa ise burası da alfadır. Neden? Çünkü yöndeş açılar. Pekala ben bunları niye buraya taşıdım? Köşeye taşımamda avantaj var. Çünkü ben burada mesela şuradaki beta derecelik açıda şurayı biliyorum bir birim ama şurayı hesaplayamam. Dolayısıyla sevgili gençler burada betanın karşısına bakın. Şurada benim taşıdığım açıda betanın karşısı burası, komşusu burası. Mis gibi. Burası 2 birim, burası 1 birim. Dolayısıyla tanjant alfa karşı bölü komşudan 2 bölü 1 yani 2. Artı tanjant betaya bakalım. Ya burası tanjant betaymış bu arada 2 bölü 1 olan. Özür diliyorum. Şurası silelim. Tanjant alfaya bakalım arkadaşlar. Alfanın karşısı 3 birim, komşusu 1 birim. Demek ki 3 bölü 1'den de burası 3'müş. 3 ile 2'nin toplamı sorulmuş. Cevap Denizli'dir diyebiliriz. Geçtim sevgili gençler. Bir diğer örneği ABC. Bir ikiz kenar üçgen AB ile AC birbirine eşit verilmiş zaten. Sinüs alfa da 3 bölü 5 denilmiş bize. Şimdi alfa için dik bir üçgene sahip değilim. Hani sinüste karşı dik kenar böyle hipotenüs falan diyeceğim ama sinüs için benim burada dik üçgenim yok. Dik üçgenim yoksa kendim bulacağım onu. Şunu şu şekilde çekerim. Şuraya bir dik indiririm. Dik indirdikten sonra sinüs alfamız 3 bölü 5'miş ya. Gelin şuraya 3 deyin. Burası karşı dik kenar. Burası hipotenüs olduğu için burası 5'tir. Bakın 3'ü 5'i gördünüz dik üçgen. Hipotenüsü 5 ise dik kenarlarından birisi 3 ise burası 4'tür. Burası 5 ise burasında 5 olması için buraya da 1 kalır arkadaşlar. Bizden ne istenmişti? Kotanjant beta. Bak burada da bir dik üçgen var mis gibi. Kotanjantı nasıl hesaplıyordum? Betanın komşusu bölü karşısı yani 1 bölü 3 diyebiliriz. Cevabımız Denizli seçeneği olur o halde. Geçtim bir diğer soruya. Sorumuz şöyle. ABC bir dik üçgen. AB AC'ye dik ve AD'de BC'ye dik. DC x birimmiş, AB'de 2 birimmiş. Yukarıda verilenlere göre x'in alfa türünden değeri. Şimdi bakın. Burası 2 ise hipotenüs. Ve hipotenüsün bakın şurada bitiminde bir tane açımız var ya. Bunun dik iz düşümü değil midir aslında BD? Ben bunu bulabilmek için şuradaki uzunlukla 2 çarpı şu açının komşusunu ilgilendiren trigonometrik oran neydi? Kosinüstü. 2 çarpı kosinüs alfa diyebilirim. Şuradaki uzunluğu unutma. O zaman şuradaki uzunluk ne olur mesela? 2 çarpı sinüs alfa olur. Şimdi biz bununla uğraşmayalım. Dikten dik miymiş? Aynen öyle. O zaman şunun karesi yani 2'nin karesi 4 eşittir. 2 kos alfa. 2 kos alfa çarpı tamamı. Yani 2 kos alfa artı x diyeceğim. Şimdi buradan neyi istemişti? X'in alfa türünden eşitini istemişti. Dolayısıyla sevgili gençler şunu 2'ye böldüm. 2 burası 2'ye böldüm. 1. 2 eşittir. Kosinüs alfayı da içeri dağıtacağım. 2 tane kos kare alfa artı x çarpı kosinüs alfa diyebiliriz. X'i yalnız bırakmam gerekiyor. Bunu biliyorum. Bunu bu tarafa attım. 2 eksi 2 tane kos kare alfa bölü
Kosinüs alfa eşittir ne olur? X olur. Şimdi şu üsttekini iki parantezine bir alın bakalım. 1 eksi kos kare alfa mı gelir? Aynen öyle. Peki şunu söyleyebilir miyim ben? Bakın buraya da bu özdeşitleri ekleyebilirsiniz. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı neydi? 1'di. O halde ben kos kare x'i karşıya atarsam sin kare x eşittir 1 eksi kos kare x olur. Veya burada sin kare x'i karşıya atarsam kos kare x eşittir 1 eksi sin kare x olur. Bunları da ek özdeşlikler olarak yazabilirsin. Ek özdeşlik diyorum. Neden? Çünkü hepsi bundan türetilmiş arkadaşlar. Pekala. Buraya baktığımız zaman 1 eksi kos kare alfa olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki gibi. Demek ki burası neye eşitmiş? Sin kare alfaya. Yani 2 çarpı sin kare alfa bölü aşağıda ne var? Kosinüs alfa var. Benim cevabım bu. Ama şıklara bakıyorum. Hepsi bizimkinden daha düzenli arkadaşlar. Şimdi ben bunu 2 çarpı sinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü kosinüs alfa biçiminde yazabilirim bulduğumu şunu. Ve şu kısmında yani sinüs alfa bölü kosinüs alfanın da ben ne olduğunu biliyorum. Tanjant alfa olduğunu biliyorum. O halde cevabım 2 çarpı sinüs alfa çarpı tanjant alfa diyebilirim. Yani cevap Bursa seçeneğiymiş dedik sevgili gençler. Bir diğer sorumdayım. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları sırasıyla AB ve C'dir. Buna göre A çarpı cos C artı C çarpı kosinüsü aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi bir tane üçgen çizeceğiz arkadaşlar. Rastgele bir üçgen çizin. Şu şekilde bir üçgen çizdim ben. Şuraya A dedim. Buraya B dedim. Buraya da C dedim. Tamam mı? Tamam. Hatta bir bakalım. B diye şurası gelecek değil mi? O zaman ben şöyle yapayım mı? Şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Buraya da C diyeyim. Görüntü biraz daha güzel olsun diye değiştirdim. Sen önce yaptığım gibi de yapabilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi A çarpı kosinüs C. Bakın C açısı burası. Burası C. A açısı da burası arkadaşlar. Şimdi ben kosinüs C ile işlem yapabilmem için şöyle karşısına bir dik çekeyim. Böylelikle hem bunun karşısında hem de bunun karşısında bir diklik oluşmuş olur. Şimdi A ile A dediğimiz neresi? A köşesinin karşısındaki kenar A'dır. B'nin karşısındaki kenarın tamamı şurası B'dir arkadaşlar. C'nin karşısındaki de C'dir. Şimdi ben buradaki A ile kosinüs C'yi çarparsam nereyi buluyordum? Yukarıdaki sorudan hatırlayın. Şurayı bulmuyor muyduk arkadaşlar? Hemen komşusunu buluyorduk. Demek ki burası A çarpı kosinüs C'ymiş. Peki C kenarıyla kosinüs A yani şurayı çarparsam da şurası sevgili gençler. C çarpı kosinüs A olur mu? Olur. Benden ne istenmiş? Aha da bunların toplamı istenmiş. Ben bunları toplayınca nereyi buluyorum? B'yi. O halde cevabımız nedir? B kenar uzunluğunun tamamına eşittir deriz. 30-60-90 üçgeni bilmeyeniz yoktur. 30'un karşısının kök 3 katı 60'ın karşısında, 30'un karşısının 2 katı 90'ın karşısında yer almak zorunda. Yani K, 2K ve kök 3K şeklinde. Burada biz sinüsü, kosinüsü hesaplayabiliriz. Bunların hepsini tek tek nasıl bulunduğunu anlatmayacağım. Tek tek bulabilirsin çünkü. Bakın 30. Bunun sinüsünü nasıl bulursun? Bir tanesini anlatacağım. Gerisi sende. Karşısının hipotenüsüne oranı. Yani K bölü 2K'dan ne gelir? 1 bölü 2. Tüm bu oranları bu şekilde elde edebilirsin. İlla K dememize gerek var mı? Hayır yok tabii ki. Sen bunlara 1, 2 ve kök 3 de diyebilirsin. Bu şekilde de oranladığın zaman her zaman sonucu doğru bulursun sevgili arkadaşım. Şimdi 45-45-90 üçgeni daha da basit. Çünkü burada tüm açı değerleri de birbirine eşit olacak. Yani sin 45 cos 45'e eşit ve bunlar 1 bölü kök 2'den kök 2 bölü 2'dir. Bunları aman aklından çıkarma. Gerekiyorsa ezberle. Çünkü soruların içerisinde her değer için üçgen çizemezsin. Çizersin de çok vakit kaybedersin. Sin 45 ve cos 45 kök 2 bölü 2'ye eşit. Tan 45 ve kot 45 de 1'e eşittir diyebilirsin. Geçtim bir diğer sayfama. X diye bir açımız varmış ve bu açı 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere. Sin x'ten 3 tane cos x'i çıkarınca 0 kalıyormuş. Bize diyor ki sekant x kaçtır? Şimdi sinüs x eşittir 3 tane cos x dersem bir sakınca var mı? Yok. Neden? Bunu sadece karşıya attım ve böyle bir eşitlik elde ettim. Her iki tarafı kosinüse bölersem sevgili gençler tanjant x gelir bakın sin x bölü cos x eşittir 3 olur. Tanjant x'imiz 3 ise ben buna uygun bir üçgen elde edebilir miyim? Bak burası x olsun. Tanjantı 3 ise karşı bölü komşuydu ya ben buraya 3 buraya 1 dersem burası ne olur arkadaşlar? Kök 10 olur. Neden? 3'ün karesi artı 1'in karesinin kare kökünden geliyor 10'da. Pekala arkadaşlar. Bizden ne istenmiş? Sekant x yani 1 bölü kosinüs x istenmiş. Peki bana kosinüs lazım. Nedir kosinüs? 1 bölü kök 10 mu? Yaz yerine bakayım. 1 bölü 1 bölü kök 10 ters çevir çarp o da ne gelir? Kök 10 gelir. Demek ki cevabımız neymiş? C seçeneğiymiş diyebiliriz. İndirgeme formüllerimiz. Bunlara ama dikkat et.
En ufak bir işlem hatasında, en ufak bir işaret hatasında tüm sorun çöp olur. Ona dikkat et. Şimdi ben aynı tek ve çift fonksiyonların kontrolünü yapar gibi kosinüs alfada, yani kosinüs alfa fonksiyonunda ben alfa gördüğüm yere eksi alfa yazarsam ne gibi durumlar olur, oluşur? Şimdi kosinüs eksi alfa kosinüs alfaya, sinüs eksi alfa eksi sin alfaya, tanjant eksi alfa eksi tanjant alfaya, kotanjant eksi alfa da eksi kotanjant alfaya eşittir. Bunu sakın unutma. Burada da yani kosinüs eksiği yutar, diğerleri kusar diyoruz ya. Kosinüsün eksiği aslında yutmasının sebebi, yani eksi alfayı dışarı alfa diye yansıtmasının tek sebebi kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Aslında bu gördüklerimiz tek fonksiyondur da diyebiliriz. Sadece bunların arasında çift fonksiyon olan kosinüs fonksiyonu var. Diğerlerine tek fonksiyon muamelesi yapabilirsin. Tamam mı? Şimdi geçelim 2'ye. 2π'nin esas ölçüsü 0 derece olduğundan 2π'leri atacağız arkadaşlar. Yani 2π eksi alfa, 2π eksi alfa, 2π eksi alfa, 2π eksi alfa, 2π artı alfa da diye de düzeltebilirsin sen bunu. Sıkıntı yok. 2π'ler zaten esas ölçüleri 0 olduğu için bunları görmezden gelirsen üsttekinin aynısını elde edersin. Yani sinüs eksi alfa, kosinüs eksi alfa, tanjant eksi alfa ve kotanjant eksi alfa. Dolayısıyla bunların sonuçları da üsttekiyle aynı olduğu için ben sana şu an bir şey söylemiyorum. 3'e bakalım. Şimdi de pi eksi a ve pi artı alfa durumlarına bakalım. Şimdi bunlar ne? 180. Diyoruz ki 0 ve 180 de isim falan değiştirmiyor. Bak sinüsken sinüs olarak kalıyor. Kosinüsken kosinüs, tanjantken tanjant, kotanjantken kotanjant olarak kalıyor. Aynı şey 180 için de geçerli. Yani pi radyanlık açı ölçüsü için de geçerli. Sen bir fonksiyonun içindeki ifadeyi pi eksi alfa veya pi artı alfa yazıyorsan fonksiyonun ismini değiştirmiyorsun. Fonksiyonun bulunduğu bölgenin işareti geçerli oluyor senin için. Birazdan tüm örneklerini göreceğiz. Pi bölü 2 artı veya eksi alfa veya 3 pi bölü 2 artı veya eksi alfa. Yani bak bunlar zaten pi bölü 2 burada, 3 pi bölü 2 burada. Dolayısıyla bunları da bu şekilde aklında tutabilirsin. Şunlar da isim değiştirmiyor ama bunlar da isim değiştiriyor diyeceksin. Fonksiyonun ismi değişiyor. Yani sinüsler, kosinüs, tanjantlar, kotanjant oluyor. Yine fonksiyonun hangi bölgede ise o bölgenin işareti senin cevabının işareti olmuş oluyor. Şimdi şuradaki örnekleri bir inceleyelim arkadaşlar. Fosforlu kalemimizi alalım. Bakın sinüs pi artı alfa. Şimdi 180'e alfa eklersem 3. dereceye düşer. 3. bölgeye düşer. Bakın burası pi. Alfa kadar derece eklersem 3. bölgeye düştü. Ve 3. bölgede sinüs negatif olduğu için başına eksiği koydum. Ve 180'e eklediğimiz için isim falan değiştirmedim. Ve şuradakinin aynısını aldım. Sinüs alfa. Eksi sinüs alfa oldu. 3. bölgede kosinüs negatif olduğu için eksiği koydum. Tamam mı? Daha sonrasında 180 eklediğim için isim değiştirmedi ve alfanın aynısını aldım. Şuraya bakalım. Sinüs pi eksi alfa. İkinci bölgeye düşmez mi? Pi şurası. Alfa kadar çıkarırsam bakın ikinci bölgede. İkinci bölgede olduğu için pozitif. Ve yine isim değiştirmeyecek. Ve yine alfanın aynısını kullanacağım. Tanjant pi artı alfa. Üçüncü bölgede tanjant biliyorsunuz ki pozitif arkadaşlar. Dolayısıyla pozitifi aldık. Ve pi artı alfa demişti. İsim değiştirmeyecek. Tanjant olarak kalacak. Alfanın da aynısını buraya geçireceğim. Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 için de birer tane örnek bakalım. Sinüs pi bölü 2 artı alfa. Pi bölü 2 90. 90'a alfa eklersen 90 şurası arkadaşlar. İkinci bölgeye düşer ve sinüs burada pozitif olduğu için pozitif aldım. Arkadaşlar pi bölü 2 eklediğimiz için sinüsün ismi değişecek ve kosinüs olacak dedim. Alfa yine alfa olarak burada kalacak. Bir de 3 pi bölü 2'ye bakalım. 3 pi bölü 2 270'tir. Yani şurası arkadaşlar 270. Ve alfa derecelik açı çıkarırsam veya radyanlık açı çıkarırsam buraya düşer diyeceğim. Daha sonrasında burada tanjant pozitif olduğu için pozitif yaptım. 3 pi bölü 2'ye ekleyip çıkardığımız için tanjant kotanjant oldu. İsim değiştirdi diyeceğiz. Şimdi aklınıza bir soru takılıyor olabilir. O da şu olabilir. Hocam ben pi'ye alfa ekledim ya, siz de 3. bölgeye düşer dediniz. Eğer ki bu alfa ya dar açı değilse, yani mesela pi'ye ben 120 eklersem buraya düşer. 3. bölge değil ki 4. bölge olur dersen daha kolay olur açıklamamız. Sen de daha net anlarsın. Şimdi bak. Varsayalım ki sinüs, tamam mı? Sinüs olmasın da kosinüs olsun. Kosinüs 180 artı 120'yi bir kontrol edelim bakalım. Normal şartlar altında ben bunu nasıl dönüştüreceğim? 180'e eklediğim için isim değiştirmeyecek. Kosinüs olacak. 180 ikinci bölgenin sınırı. 2 ile 3'ün sınırı. 180'e eklediğim için 3. bölgeye düşer diyorum. Bak normalde 3. bölgeye düşmediğini biliyoruz ha.
Üçüncü bölgeye düşer diyorum. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için eksiyi yazdım. Bir de buraya ne yazacağım? 120. Aslında bu buna eşit. Yalnız şöyle bir durum var. 120'ye de uygulayabilirsin. Ve bu da ne olur? Eksi kosinüs 180 eksi 60 derim mesela ben buna. Tamam mı? Bu da ikinci bölgeye düşer bakın. 180'den 60 çıkardığım zaman. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi eksi kosinüs 60 derim ki eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Demek ki burası neymiş? Kosinüs 60. Şimdi bu cepte dursun. Peki 180'e 120 eklediğimiz zaman normalde ne oluyor? 300 oluyor. Peki kosinüs 300 nedir sevgili gençler normalde? Kosinüs eksi 60'tır ve kosinüs eksi 60 neye eşittir? Kosinüs 60'a. Yani sen bunu bu şekilde de açsan, bu şekilde de açsan, bu şekilde de açsan hiçbir şey fark etmiyor. Sen 180'den hemen sonra geldiği için 3. bölgeye düşer mantığıyla yaparsan bir sıkıntı yaşamazsın. Sen orada alfanın ne olduğu senin için önemli değil. İsterse 1000 derece olsun, isterse 3000 derece olsun. Hiçbir şekilde bir sıkıntı duymayacaksın sen bundan. Tamam mı? Şimdi geçtik bir alttaki sorumuza. Sinüs 300'e tanjant 120 ekleyip kotanjant 315'ten kosinüs 300'ü çıkarmış ve oranlamış. Bu sinüs 300 dediğimiz değer aslında sinüs eksi 60'tır sevgili gençler. Artı tanjant 120 de tanjant 180 eksi 60'tır. Bölü alt kısımda kotanjant 315 var. Yani kotanjant eksi 45 var. Eksi kosinüs 300 dediğimizde kosinüs eksi 60'tır sevgili gençler. Şimdi buraya bakalım. Üst taraf eksi sinüs 60'tır burası. Şurası eksi tanjant 60'tır. Burası eksi kotanjant 45. Ve burası da şuradaki eksiyi alıyorum. Çünkü kosinüs bu eksiyi yutacak. Eksi kosinüs 60'tır diyeceğiz. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Eksi kök 3 bölü 2. Eksi tanjant 60 da kök 3'tü. Eksi kök 3 yazdım. Bölü. Eksi kot 45 kök 2 bölü 2'dir. Eksi kos 60 da 1 bölü 2'dir. Şunları bir ele alırsak üst tarafı ben eksi 1 bölü 2 ya da eksi kök 3 bölü 2 parantezini alırsam sevgili gençler. Pardon, çok özür diliyorum. Şu anda bir hatam olduğunu fark ettim. Hemen düzeltiyorum. Kotanjant 45 kök 2 bölü 2 değil. Kos 45 kök 2 bölü 2. Dolayısıyla burası sevgili gençler. Kotanjant 45 1 olduğu için ben buraya eksi 1 yazacağım. Bu 1. Ben diyorum bir yerde bir yanlışlık yapacağım ama hadi hayırlısı. Şimdi üst tarafı sevgili gençler eksi kök 3 bölü 2 parantezini alırsam ben şurada ne kalır? 1. Şurada ne kalır? Artı 1 bölü 2 kalır. Değil mi? Alt tarafta eksi parantezini alırsak eksi 1 bölü 2 parantezini alırsam şurada ne kalır arkadaşlar? 1 bölü 2 kalır. 1 bölü 2. Şurada ne kalır? 1. Bakın 1 artı 1 bölü 2, 1 bölü 2 artı 1. Bunlar gider. Eksiler gider. 2'ler gider. Kök 3 bölü 1'den cevap ne olur? Ceyhan seçeneği olur diyebiliriz. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi pi'ye eklediğimiz için isim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede tanjant pozitif olduğu için bir sıkıntı yok. O zaman bu doğru. Kotanjant x eksi 3 pi. Ben bunu kotanjant 3 pi eksi x diye düzeltebilirim. Ve dolayısıyla eksiği de dışarı atmak zorundayım. Çünkü içeriği eksiyle çarptım biliyorsun. 3 pi'nin esas ölçüsünün pi olduğunu biliyorsun. Eksi kotanjant pi eksi x. İkinci bölgeye düştüğü için eksi olacak. Eksi kotanjant x olacak sevgili gençler. Burası eksi kotanjant x dediğimiz şey de zaten kotanjant x'e eşittir. Bakıyorsun zaten öyle demiş. 3 pi bölü 2 eklendiği için isim değiştirecek. Kosinüs olacak. Üçüncü değil dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için eksi olacak. Eksi kosinüs x de doğrudur. 9 pi bölü 2. Esas ölçüsünü nasıl biliyordum? Bunun 2 katı çarp 2 ile 4. 9'u 4'e bölüyordum. Kalan ne? 1. Demek ki 1 pi yani pi bölü 2 artı x olacakmış sevgili gençler. Bunun esas ölçüsü bu. Kosinüs pi bölü 2 artı x isim değiştirecek. Sinüs olacak. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için eksi olacak ve x'i koyacaksın. Eksi sin x'e eşit olması gerekirken bize neye eşittir demiş sin x'e. Yani cevabımız Denizli seçeneği olur diyebiliriz. Edirne seçeneğini de sana bırakıyorum. Geçtim bir diğer sayfama. Diğer sayfadaki sorular aynen test değilmiş. Devam. Hangisi tanjant 40 değerine eşit değildir diye sorulmuş. Kotanjant 230 dediğimiz ifade aslında kotanjant 180 artı 50'dir arkadaşlar. Yani bu da kotanjant 50'dir. Kotanjant 50 de birbirini 90'a tamamladığı için tanjant 40'a eşittir. Bu doğru. Eksi kotanjant 140 yani eksi kotanjant 180 eksi 40 diyeceğim. Bu da eksi kotanjant 180'den 140'ı çıkaracağız ya şimdi. 180'den çıkardık ikinci bölgeye düştü. Başına bir tane daha eksi atacağım ve buraya 40 diyeceğim. Bu da neye eşit olur? Kotanjant 40'a. Bu neye eşittir? Tanjant 50'ye. Yani tanjant 40'a eşit değildir.
Dolayısıyla cevap Bursa'dır diyebiliriz. X eksi y'nin bize pi bölü 2 olduğu verilmiş. Sinüs 2 x eksi 3 y hangisidir diye sorulmuş. Şimdi ben içeriği şu şekilde yazacağım. Bakın sinüs 2 x eksi 2 y eksi y diye yazabilirim. Sonuçta 2 x eksi 3 y'ye eşit olacaktır. Daha sonrasında sinüs 2 parantezinde x eksi y eksi y yazarım ben burayı. Ve bunu yazdıktan sonra da x eksi y'nin aslında pi bölü 2 olduğunu biliyorum. Yerine yazarsam 2 çarpı pi bölü 2'den bunlar gider ve geriye sadece pi kalır. Yani sinüs pi eksi y'ymiş burası. İkinci bölgeye düşer. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. İsim değiştirmeyecek ve y'yi de aynen yazacaksın. Demek ki cevap neymiş? Sinüs y'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Bir ABC üçgeninde tanjant a bölü 2 eksi kotanjant b artı c bölü 2 ifadesi. Normal şartlar altında a artı b artı c kaçtır arkadaşlar üçgende? 180 derecedir. Peki ben bunların her birini 2'ye bölüp toplarsam ne olur? 180 değil 90 olur. Demek ki a bölü 2 ile b artı c bölü 2 birbirini 90'a tamamladığı için şu ifade şuna eşittir. Yani tanjantla kotanjant birbirine eşittir. Eşit oldukları halde çıkarıyorsak cevap nedir? Sıfırdır da diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. ABCD'nin bir dik yamuk olduğu verilmiş. DA AB'ye diktir demiş. Eyvallah. ADDC eşit ve 6 birim. AB'de 14 birim olarak verilmiş. Sinüs alfa kaçtır diye soruluyor. Sinüs alfayı bulmak için ben hemen şuradan bir tane karşıya dik indireceğim sevgili gençler. Şu şekilde. Bu dike indirdikten sonra burası 6 olur ve buraya ne kalır? 8. Burası da 6 miydi? Evet. 6, 8. Burası kaçtır? 10. Burası da dik mi? Evet. Şimdi şurasının ben 90 olduğunu biliyorum. Şuraya da x dersem demek ki alfa eşittir 90 artı x'miş. Benden ne istenmiş? Sinüs alfa. O anda ben sinüs alfa yerine alfanın buna eşit olduğunu bildiğimden sinüs 90 artı x'i de hesaplayabilirim ki bu kosinüs x'e eşittir. Demek ki kosinüs x hesaplanacak. Yani x'in komşusu bölü hipotenüsü. Yani 6 bölü 10 istenmiş bizden. 6 bölümünü de 2 ile sadeleştirirsem 2 bölü 5 yapar. Cevabımız 2 ile sadeleştirdim. 3 bölü 5 yapar arkadaşlar. Cevap neymiş? Ceyhan seçeneğiymiş diyebiliriz. Geçtim sağ üst tarafa. Daha önce birinci bölge için trigonometrik oranlardan biri belliyken diğerlerini bulmuştuk. Şimdi bu işlemi diğer bölgeler için yapacağız. Burada dikkat edilmesi gereken husussa şu. Açının hangi bölgede olduğu. Bize sorulan sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantı yine dik üçgenden faydalanıp bulacağız. Sonra da işaretini yazacağız sevgili gençler. Ve geçelim örneğimize sevgili gençler. Bize A'yı burada sinüs 550, B'yi kosinüs 250 ve C'yi kosinüs 310 olarak vermiş bize. ABC'nin küçükten büyüğe doğru sıralanışını istemiş. Şimdi öncelikle esas ölçünün dışına taşan bir açımız var 550 derece. Bunu esas ölçüye bir çevirelim arkadaşlar. 360'tan ne kadar fazla bu? 190. Değil mi? Pekala. O halde bunun esas ölçüsü 190'mış ve ben artık sinüs 190 üzerinden işlem yapacağım. Sinüs 190 dediğimiz açı değeri sinüs 180 artı 10 olduğu için sevgili gençler ben bunu eksi sinüs 10 biçiminde yazabilirim. Dolayısıyla burası eksi sinüs 10'dur. Bakın A sayısı eksi sinüs 10'muş sevgili gençler. Kosinüs 250'ye bakalım. Bu da arkadaşlar 270'ten hemen önce ben bunu kosinüs 180 artı 70 biçiminde yazabilirim. Ve dolayısıyla 3. bölgede de olduğu için açım benim B eşittir. Eksi kosinüs 70 yazabiliriz. Ve sonrasında kosinüs 310'umuz var. 310 4. bölgedeki bir derecedir. Ve dolayısıyla kosinüs pozitiftir. Kosinüs 50 yazabiliriz 360'a tamamladığı için. Demek ki zaten C sayısı pozitif olduğu için en büyüğümüz C olacak. Peki buradaki eksi sinüs 10 ile eksi kosinüs 70'i nasıl kıyaslayabilirim? Şöyle yapabiliriz. Ben bunu sinüse çeviririm. Eksi sin 20 olur. Normal şartlar altında sinüs 20 sinüs 10'dan daha büyüktür. Yalnız negatif olduğu için sin eksi sin 20 eksi sinüs 10'dan daha küçük olacak. Yani AB'den daha büyük olacak. Sıralamamız BAC biçiminde olabilir diyeceğiz. Cevap Ceyhan seçeneği de verilmiştir. Tanjant 140, kotanjant 310 ve kotanjant 20 sırala demiş. Sıralayalım. Tanjant 140 eksi tanjant 40'a eşittir 180'e tamamladığı için. Kotanjant 310 4. bölgededir ve negatiftir. Dolayısıyla eksi kotanjant 50'ye eşittir 360'a tamamladığı için. Kotanjant bir de 20'miz var. Şimdi zaten bu pozitif. Bunlar negatif olduğu için en büyüğümüz C. Peki kotanjant 50 tanjant 40'a eşit midir arkadaşlar? Eşittir. Demek ki burası eksi tanjant 40. Bu da eksi tanjant 40. Demek ki B ile A birbirine eşit. C de bunların en büyüğü diyebiliriz. O halde cevabımız Bursa seçeneğidir dedik sevgili gençler.
ABC açılarının ölçüleri 0 derece ve 180 derece arasındadır. Yani birinci veya ikinci bölgede kotanjant -2, kotanjant A -2, kotanjant B -3 ve kotanjant C -4'tür denilmiş. Şimdi ben şu şekilde birim çemberimi çizeyim. Kotanjant ekseni dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Şurası değil mi? Buraya ne demiştik biz? Kotanjant ekseni demiştik. Şimdi -2 olması için açımızın şurada bir yerde kesmesi lazım. Şurası -1, -2 birim uzunluğundaymış. -3 olması için şöyle bir yerde ve -4 olması için de şu şekilde bir yerde kesmesi lazım. Bak burası -4, burası -3, burası da -2 diyelim. Şimdi hangi açı daha büyük? Tabii ki -4'e kadar olan. Sonra -3'e kadar olan, sonra -2'ye kadar olan. Demek ki -4'ü gösteren daha büyük bir açıymış. Yani C B'den, B de A'dan büyükmüş. Sıralamamız ABC, yani küçükten büyüğe doğru ABC, büyükten küçüğe doğru CBA olacak. Cevap Adana'ymış diyeceğiz sevgili gençler. Ödev testine geçiyoruz. Ödev testlerini yine tekrar ediyorum. Irmak Hoca Matematik YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Burada bıraktığım ödevler buradaki konu anlatım sorularından 1-2 tık daha zor. Dolayısıyla buradaki ödevleri çözüp pekiştiriyorsun. Çözemediğin soruları Irmak Hoca Matematik YouTube kanalından izleyebiliyorsun diyelim ve geçelim testten sonraki kısmımıza. Trigonometrinin aslında ikinci kısmı olarak da nitelendirilebilir. Teoremlere geçiyoruz arkadaşlar. Kosinüs teoremindeyiz. Kenar uzunlukları sırasıyla A, B ve C olan bir ABC üçgeninde buradaki A kare, bakın şimdi şuradaki açı lazım bize. Burayı bileceksin. Bu açının komşusu olan iki tane kenarı da bileceksin. Buradakini bulmak için. Bunun karesi eşittir C kare artı B kare eksi iki tane BC çarpı kosinüs alfa olarak bulunur. Bu formülü hakim olmak istiyorsan durmadan soru çözmen gerekiyor. Bir alttaki sorumuza geçelim. Örneğimizde şekildeki üçgenin kenar uzunlukları mümkün olan en küçük ardışık tam sayılardır. Şimdi mümkün olan en küçük ardışık tam sayılardan bir üçgen elde edeceğiz sevgili gençler. Hemen yapıştırmayacaksın. 1'dir, 2'dir, 3'tür diye yapıştıramazsın. Çünkü bak şimdi hepsini tek tek araya koyuyorsun. 3, 1, 2 yaptığın zaman 3 ile 2'nin farkı şundan küçük olacak. Ama 3 ile 2'nin farkı 1, 1'e eşit. Demek ki 1, 2, 3 üçgeni diye bir üçgen yokmuş. Ama 2, 3, 4 üçgeni vardır. Dolayısıyla mümkün olan en küçük değerler de bunlardır. Dolayısıyla sevgili gençler, biz bu en büyük ölçülü açıyı nereden bulacağız? Şimdi 2, 3, 4 dedik ya, hadi buraya yapıştırdık. 2, 3, 4. En büyük açımız hangisidir? Tabii ki en büyük kenarı görendir. Yani şurasıdır. Demek ki bana şuradaki açının kosinüsü sorulmuş. O halde yazalım bak kosinüs teoremi gereğince. Bunun karşısına 4'ün karesi 16 eşittir 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs A. Şimdi benden şu istenmiş. Peki 4 ile 9'u topla 13, at bu tarafa 3. 16'dan 13 çıkardım. 3 eşittir. Eksi 12 çarpı kosinüs alfa olmaz mı? Olur. Eksi 12'yi karşıya atarsam 3 bölü eksi 12 eşittir kosinüs A olur. Bu da eksi 1 bölü 4'e eşittir. En büyük açının kosinüsü eksi 1 bölü 4'tür diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Geçtim bir diğer soruma. Farklı kenar uzunluğu A birim olan ikiz kenar üçgenin kenar uzunlukları ABC'dir. Yani şöyle bir tane ikiz kenar üçgen varmış. Bunun farklı kenarı A'ymış. O zaman bunlar da B ile C'ymiş ya. BC dememize gerek yok o zaman. Ben C gördüğüm yere B de yazabilirim. Çünkü bu ikiz kenar üçgenmiş zaten. O halde C gördüğüm yere bakın B yazarsam B eksi B'den gider burası. B'den iki tane B'yi çıkar. Burası da eksi B'ymiş diyebiliriz. Şimdi 2A ile ben 2A eksi B'yi çarpınca ne geliyormuş arkadaşlar? A çarpı B geliyormuş. Ben her iki taraftaki A'ları da sadeleştirirsem şu şekilde dağıtalım. 4A eksi 2B eşittir ne olur? B olur. Demek ki 4A eşittir neymiş? 3B'ymiş. O zaman A dediğimiz şey 3B bölü 4'e eşittir. Bu cepte dursun. Aynen bu şekilde cebimizde dursun. Şimdi kosinüs A sormuş bize. Yani A'nın karşısındaki kenarı A dedik ya. Demek ki şuranın kosinüsü sorulmuş. Şimdi gençler kosinüs teoremi gereğince bunun karesi A kare eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi yani 2 tane B kare eksi 2 çarpı B çarpı B çarpı kosinüs A dedik. Peki A'nın karesi dediğimiz şey aslında 3B bölü 4'ün karesi değil midir? Yani 9B kare bölü 16 değil midir? Aynen öyledir. Eşittir. 2b parantezini alırsam hatta 2b kare parantezine 1 eksi kosinüs alfa gelmez mi buradan? Gelir. Ya buradaki b kare ile buradaki b kare ile sadeleştirelim. 2'yi de karşıya fırlatın. 9 bölü 32 eşittir 1 eksi kosinüs a. 1'den kosinüs a'yı çıkarınca 9 bölü 32 geliyormuş. O zaman kosinüs a 9 bölü 32'yi 1'e tamamlayan değerdir.
Yani 32'den 9'u çıkar. 23 bölü 32'dir diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız C seçeneği olur dedik. Geçtim sağ üst tarafa. Sinüs teoremi. Sinüs teoreminde bir çevrel çember olayı var. Şimdi A bölü sinüs A, A bölü sinüs A yani karşısı, B bölü sin B, C bölü sin C. Bunların hepsi eşittir ve 2R'ye yani çevrel çemberin çapına eşittir diyebiliriz sevgili gençler. Bunlar. R çünkü yarı çap. 2R de çap olacaktır. ABC bir üçgen. B açısı 60 derece. Burası 15 derece. A bölü C oranı nedir diye sorulmuş sevgili gençler bize. O halde ben şunu yapabilirim. Bakın burası 15, burası 60 ise 75, buraya ne kalır? 105. O halde A bölü sin 105 eşittir C bölü sin 15 diyebilirim. Peki bu sin 105 dediğimiz şey 90'a eklendiği zaman 15 olur ya 105. Değil mi? 90 artı 15 eşittir 105 olur ya. Dolayısıyla burası kosinüs 15'miş aslında. Şimdi benden ne istemiş? A bölü C. A C'ye böl. Kos 15 bölü sin 15. Yani ne gelir? Kot 15 gelir. O halde cevap denizlidir diyebiliriz. Alan ABC. Yine sinüs alan teoremi bu da. Formülü asla unutmayın. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs A'dır diyoruz. AB ile AC birbirine dik. AB 9 birim, 12 birim. Şurası kaç birim? 9, 12, 15 birim. Değil mi? Pekala burası da 30 derece olarak verilmiş bize. Alan ABC ile alan BC de birbirine eşitmiş. Şimdi ben buranın alanını %100 sinüs alan teoremiyle bulacağım ama buranın alanını sinüs alan teoremiyle bulmama gerek yok. Bulsan da olur da gerek yok. Diklik var çünkü. 9 kere 12 bölü 2 yani 9 kere 6 buranın alanı 54'tür. O zaman buranın alanı da 54'müş. O halde sinüs alan teoremi gereğince A eşittir 54'müş ya. 54 eşittir 1 bölü 2 çarpı X çarpı 15 çarpı sinüs 30 yani 1 bölü 2. Şimdi şunu 3'e böldüm 5. Bunu 3'e böldüm 18. 2 kere 2 4. Onları da şu 18'in yanına fırlat. 4 kere 18 kaç yapar? 72 yapar. 72 eşittir ne gelir? 5x. O halde x kaçtır arkadaşlar? 72 bölü 5'tir. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneğiymiş diyeceğiz. Bir sonraki sayfamdayım. Sonraki sayfada böyle bir şekil verilmiş. AD DF'ye DF FB'ye eşit. 3 tane GC, 2 tane EG, 6 tane AE. Yani ben buraya K dersem sevgili gençler. 2 tane EG'ye eşit olduğu için bak burası 3K'dır. Burası da 2K'dır. Çünkü GC 3 tane GC 2 tane EG'ymiş. Şu an hepsini bulduk ve buranın tamamının 6K olduğunu biliyorum. Demek ki burası 2K'ymış, burası 2K'ymış ve burası 2K'ymış diyeceğiz. Şimdi buradan şunu yapabilir miyiz? Bak burası K. Ben buraya S diyeceğim. Tamam mı? Sonra bunu bu şekilde çekeceğim. Hatta bakalım. Tamam bu şekilde çekelim. Ve şurası ne olur sevgili gençler? 3S olur mu? Olur. Peki şimdi şuraya bakalım. 2K'ya 4S düşüyorsa, şimdi az önce yaptığımız şeyi de söylemeden yaptım. K'ya S düşüyorsa 3K'ya 3S düşer. Tamam mı? Bunu buradan yaptık. Şimdi şuradaki 2K'ya şurası yani 4S düşüyorsa buradaki 2K'ya da 4S düşer sevgili gençler. Ve şunu da şu şekilde çekersem buraya da 4S düşecektir. Bunu da yaptıktan sonra şurası ne? 4K. 4K'ya 4 artı 4 artı 3 artı 1 düşmüş. Yani 12 düşmüş. 4K'ya 12 düşüyorsa sevgili gençler 2K'ya 6 düşer. 6S. Şu an soruyu bitirdik. Şimdi fotokopilerinizde tam görünmüyor olabilir. Taralı bölge. Taralı bölge şurası bu arada. Taralı bölge ne kadar birim? 4 artı 3S'ten 7 birim. Tamamı kaç birim? 18 birim. O zaman cevabımız da 7 bölü 18'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçelim şuraya. Eğer ki ben ABC üçgenin alanını bulmak istiyorsam kenarların hepsini çarpıp 4R'ye böleceğim. Ve ekstradan bir de Heron formülü vereyim ben size. Heron formülü diyelim. Bu da alan bulduruyor sevgili gençler. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Bir ABC üçgeni düşünün. Şurası A, burası B ve burası C olsun. A artı B artı C bölü 2'ye ben U diyeceğim. Ve alan eşittir karekök içerisinde. U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C'dir diyebiliriz. Bu bize alanı verir. U'yu nereden bulduk? Kenarlar toplamının yarısı. Yani çevre bölü 2. Pekala şuraya bakalım. Bir ABC üçgeni varmış. Tüm kenarlarını vermiş bakın. 8, 7 ve 13 hepsini vermiş. Gelin U'ya alanı bir bulalım bakalım. Çevrel çemberin yarı çapı soruluyor ama U eşittir 7 artı 8 15 13 daha 28. O zaman U eşittir 28 bölü 2'den 14'tür. 14'ü bulduk mu? Bulduk. Alan eşittir.
U yani 14 çarpı 14'ten 8'i çıkardım 6. 14'ten 7'yi çıkardım 7. 14'ten 13'ü çıkardım 1. Şimdi burası şu 2 kere 7. Bu 2 kere 3. Burada bir de 7 var bir de 1 var. Bakıyorsun buradaki 7 ile buradaki 7. 7'nin karesi yapar dışarı 7 diye çıkar. Şuradaki 2 ile buradaki 2 de dışarı 2 diye çıkar. Ve karekök içerisinde sadece 3'ümüz kalır. Demek ki 14 kök 3'müş arkadaşlar bizim alanımız. Bu 1. Ben peki alanı başka nereden bulabiliyordum? Aha da burada. Yani alan yani 14 kök 3 eşittir. Kenarlarım neydi benim? 8, 7 ve 13'tü. 8 çarpı 7 çarpı 13 bölü 4 R. Pekala. Şu 4 ile şu 8'i sadeleştirdim. 2. 2 kere 7 14. Burası da 14. 13'ü de karşıya atarsak kök 13 bölü 13 eşittir 1 bölü R mi olur? O zaman R dediğimiz nedir arkadaşlar? 13 bölü kök 3'tür. O halde ben bunu kök 3 ile genişletirsem 13 kök 3 bölü 3 mü olur? Aynen öyle. Çevrel çemberin yarı çapı 13 kök 3 bölü 3'tür. Yani cevap Adana'dır diyebiliriz. Şimdi bundan hemen sonra da bir ödev testi var. Ödev testlerinin çözümlerini Irmak Hoca Matematik YouTube kanalında bulabilirsin. Çözemediğin soruları benim sana ödev bırakıp da sen bunlara uğraşıyorsun. Çözemediğin soruları Irmak Hoca Matematik YouTube kanalından izleyebilirsin, bakabilirsin. Şimdi geçtik şuraya. Toplam fark formüllerini başlık isteyenler onu da yazabilirler. Toplam ve fark formülleri buraya başlık ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki toplam fark formülü dediğimiz nedir arkadaşlar? Şu bazı hesaplanamayan açı değerlerinin açıların trigonometrik değerlerini bu şekilde hesaplayabiliriz. Bu bize yardımcı olur. Ki bu şekil üzerinde de toplam fark formüllerini fazlasıyla kullanacağız. Sinüsün toplam formülü sin kos kos sin biçimindedir ve a'yı bir sinin içine bir kosun içine yazacaksın. B'yi de aynı şekilde. Sin kos kos sin biçiminde olur ve burası artı iken burası da artıdır. Eksilisinde de burası eksi iken burası da eksidir diyeceğiz. Şimdi sinüs 165 dediğimiz açıya bir bakalım. Sinüs 165, 180'e tamamlayan ne? Bunu 15. Sinüs 165, sinüs 15'e eşittir arkadaşlar. Ben bunu hesaplasam daha kolay ama 15 derecelik bir dik üçgenin de kenarlarının oranlarını bilmek zorunda değilim ben. Ne yapacağım? Şunu. Sinüs 45-30'a eşittir arkadaşlar bu. Ve bu da yazıyorum bakın. Sin 45 çarpı kosinüs 30 formülde yerine yazıyorum. Eksi sinüs 30 çarpı kosinüs 45'tir diyebiliriz. Şimdi sinüs 45 kök 2 bölü 2 kosinüs 30 1 bölü pardon kök 3 bölü 2 sinüs 30 1 bölü 2 kos 45 kök 2 bölü 2 bunların hepsini çarparsam kök 6 eksi kök 2 bölü 4 yapar. O halde cevabımız Adana seçeneği gelir diyeceğiz. Toplam fark formüllerini keşke böyle teoreminin falan ispatını falan ezberleyip yapsak daha eğlenceli ama senin ezberlemen gereken bir formül. Çünkü sınav esnasında sen bunu ispatıyla çıkarmaya çalışsan en az senin 5-10 tane sorunu yer. O yüzden arkadaşlar bunları tek tek ezberleseniz sizin için çok çok karlı olur. Şimdi sin 93 cos 42 cos 93 sin 42. Şöyle diyeceğiz. Sin 93 cos 42. Bakın sin cos cos sin var. Arada da artı var. Demek ki 93 ile 42'nin toplamı lazım bana. Yani 135. Demek ki üst taraf sinüs 135'miş. Alt taraf da arada eksi olduğu için ve sin kos kos sin olduğu için 67'den 22'yi çıkaracaksın. Sinüs 45 olacak. Sinüs 135'in ben sin 45'e eşit olduğunu biliyorum 180'e tamamladığından. Burası da sin 45. O zaman cevap nedir? 1'dir. Yani cevap Denizli'dir diyebiliriz. Şimdi kosinüsün toplamı ve fark formülüne bakalım. Kosinüsün toplam formülünde aradaki artıysa burası eksi. Burası eksi ise burası artı. Yani tam tersi sistem çalışıyor. Ve az önce sin kos kos sin demiştik ya burada kosinüs ve sinüs birbirinden ayrılmayacak. Yani kos kos sin sin kos kos sin sin olacak sevgili gençler. Şimdi şuraya bakalım. Kos kos sin sin var. O halde arada da eksi varsa ne diyeceğiz? Kosinüs toplam formülü diyeceğiz tamam mı? Toplam formülü nereden aldık? Buradaki eksiden. Şimdi demek ki nelerin toplamı olacak? 60 artı x ile 60 eksi x'in toplamı olacak. Yani ben bunları toplarsam kosinüs 120 yapar ki bu da eksi kosinüs 60'a ki bu da eksi 1 bölü 2'ye eşittir diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak sevgili gençler. Geçtik 1 alta. X eksi y'nin pi bölü 4 olduğu verilmiş ve şunun karesiyle bunun karesinin toplamının sonucu nedir diye sormuş. Al bakayım şunun karesini. Kos kare x artı kos kare y artı 2 çarpı 1. çarpı 2. Şu şekilde yazdım. Peki bir de şunun karesini al. Sin kare x artı sin kare y artı
2 çarpı sin x çarpı sinüs y dedim. Bunların ikisini toplamış soru. Kos kare x ile sin kare x'in, hatta şöyle gösterelim. Kos kare x artı sin kare x ve kos kare y artı sin kare y. Bunların ikisine toplamı ne? 1. 1 artı 1'den ne gelir? 2. Artı 2 parantezinde kos x kos y artı sin x sin y var bakın. Değil mi? Peki kos kos sin sin ne bu? Kosinüs. Aradaki ne? Artı. O zaman kendisi nedir? Eksi. Yani aslında burası kosinüs x eksi y'ymiş. Peki x eksi y kaçtı? Pi bölü 4 yani 45. Peki kosinüs 45 kaçtı? Kök 2 bölü 2. Demek ki ben şunu gördüğüm yere kök 2 bölü 2 yazacağım. Yani soru şunu hesaplamamı istiyor aslında. Bunu. 2'ler gider. 2 artı kök 2 benim cevabım olur. Cevap Deniz'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Geçtim sağ üst tarafa. A ve B reel sayılar olmak üzere A cos x artı B sin x'in alabileceği en büyük değer A kare artı B karenin kare köküdür. En küçük değer de bunun eksilisidir diyoruz. 4 sin x ile 3 cos x'in toplamı hemen 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Bunu topladın, kare kökünü aldın 5. En büyük değer bu, maksimum değer. En küçük değer de eksi 5'tir diyebiliriz. Cevabımız neymiş? Eksi 5. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim istedik. Tanjantın toplamı ve farkı formülü. Tanjantın toplamında tan A artı tan B bölü 1 eksi tan tan. Farkında tan A eksi tan B bölü 1 artı tan tan diye bunu kodlayabilirsin. Aklında ezberleyebilirsin. Alt tarafa bakıyoruz. Neyle başlamış? Eksiyle. O zaman bu fark formülüdür. Tanjant 67 eksi 22'dir. Yani tanjant 45'tir sevgili gençler. Bu da 1'e eşittir. Dolayısıyla cevap Bursa seçeneğidir diyebiliriz. ABC'de bir dikdörtgen. DC 4 birim. Şurası. CE 1 birim, burası 2 birim. Yukarıda verilene göre tanjant A nedir? Şimdi şu A'yı direkt olarak bir dik üçgenin içerisine yerleştiremiyoruz ama farklı dik üçgenlerin içindeki açıların toplamı olarak A'yı bulabilirsek işimiz güzel olur. Mesela şunu şu şekilde çeksem ben. Şöylece çektim, tamam mı? Bunu çektikten sonra şunu yapabilir miyiz? Şuraya ben X dedim. Burası X ise sevgili gençler, şurası da X'tir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Ben şuraya y dedim. Burası y ise burası da y'dir. Neden? Çünkü z kuralı var burada, değil mi? Peki bir de şuna dikkat edin. Buradaki x ile buradaki y'nin toplamı şuradaki alfayı vermez mi? Vallahi verir, mis gibi olur. Yani alfa neymiş? X artı y'ymiş. Benden ne istenmiş? Tanjant alfa. Ben tanjant alfayı hesaplamak yerine alfanın x artı y'ye eşitliğinden tanjant x artı y'yi hesaplasam olur mu? Olur. Tabii ki olur. Peki tanjant x artı y'nin açılımı neydi? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y idi sevgili gençler. Peki tanjant x'i bulabilir miyim ben? Bulurum. Bakın burada tanjant x karşısı kaç birim? 2. Komşusu kaç birim? 4. Şuradakinden kaynaklı. 2 bölü 4 artı tanjant y'ye bakalım. Karşısı 3, komşusu 4. Dolayısıyla 3 bölü 4 bölü 1 eksi 2 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Şimdi üst taraf zaten 5 bölü 4'ün ta kendisi. Alt tarafta şurası 1 eksi 6 bölü 16. Yani sevgili gençler şurası nedir? 10 bölü 16'dır. 4 ile 16'yı sadeleştirdiğimde 4 kaldı. Ters çevirip çarpacağım. 20 bölü 10 yapar. 20 bölü 10 kaçtır? Tabii ki 2'dir. O halde cevabımız da Adana'dır diyebiliriz. Geçtim yarım açı formüllerime. Yarım açı formülleri toplam fark formüllerinin tamamen bir sonucudur. Özel bir sonucudur ve bizim de çok işimize gelen bir sonuçtur. Şimdi bu yarım açı formüllerini ele alacağız. Bir tanesini göstereceğim. Diğerlerini aynı bu şekilde ispat edebilirsin. Sinüs 2x eşittir 2 sin x cos x'tir demiş mesela. Niye? Hani normal şartlar altında sinüs x artı y neydi toplam fark formülünde? Sin x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x'ti. Peki ben bu y gördüğüm yere de x yazsam, yani sinüs 2x olsa burası, o zaman ne olurdu? Sin x çarpı cos x artı sin x çarpı cos x olurdu. Yani iki tane sin x cos x olurdu. Bakın toplam formülünden, sinüs toplam formülünden sinüs yarım açı formülünü bu şekilde elde edebilirim. Dolayısıyla bunlar her biri toplam fark formülünün bir sonucudur. Kosinüste ekstradan şunu zaten hep kullanacağız. Nerede o? Şu işaretlediğim zaten hep kullanacağız sevgili gençler. Bunlardan türetilen de çok güzel örnekler var. Şimdi sen cos kare x eksi sin kare x diyorsun ya. Daha öncesinde söylemiştim. Sin kare x neydi? 1 eksi cos kare x'ti. Cos kare x neydi? O da 1 eksi sin kare x'ti. Yani şurada yazanlar gibi.
Bunları sin kare x gördüğün yere şurada yerine yazarsan 2 cos kare x eksi 1'i, cos kare x'i şurada gördüğün yere yazarsan 1 eksi 2 sin kare x elde edersin. Bunları da soruların içerisinde fazlasıyla kullanacağız. Tamam. Sinüs 7,5, kosinüs 7,5, kosinüs 15. Bunları bir çarp demiş. Peki çarpalım. Ben burayı 2 ile çarpsam ve 2'ye bölsem. 2 çarpı sin 7,5 çarpı kos 7,5. Şimdi 2 çarpı sin a çarpı kos a neydi arkadaşlar? Sinüs 2a'ydı. Dolayısıyla 7,5 7,5 daha kaç yapar? 15 yapar. Demek ki burası sinüs 15'e eşit oldu. Çarpı bir de yanında ne var? Kosinüs 15 var, bir de bölü 2'miz var, onu unutmayalım. Şimdi ben burayı da 2 ile burayı da 2 ile çarpsam ne olur? Üst taraf sinüs 30 olur. Alt tarafta 4 olur. Sin 30 kaçtı? 1 bölü 2 bölü 4. Ters çevirip çarparsak ne gelir? 1 bölü 8. Dolayısıyla cevap Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Bir alttaki sorumuz. Kos 36 çarpı kos 72. Ve bunu da o zaman gelin 2 çarpı sinüs 36 ile çarpalım. Üst taraf sin 72 yapar. Alt tarafta 2 çarpı sin 36 kalır. Ve çarpı bir de burada neyimiz var? Kosinüs 72'miz var. Şimdi gelin burayı 2 ile ve burayı 2 ile çarpalım. Üst taraf sinüs 144 yapacaktır. Bölü alt taraf 4 çarpı sinüs 36 yapacaktır. Şimdi 36 ile 144 birbirini 180'e tamamladığı için sinüsleri birbirine eşittir. Cart cart gitti. Cevap neymiş? 1 bölü 4. Yani cevap Bursa seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler. 2x dediğimiz açı 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere tanjant 2x neymiş? 3 bölü 4. O zaman sinüs x nedir diye sorulmuş sevgili gençler. Gelin bunu da şöyle yapalım. Şimdi tanjant 2x 3 bölü 4 ise ben şunu çizeyim. Şurası 2x derecelik açı olsun. Demek ki şurası 3'müş, burası da 4'müş diyelim. O zaman burası kaç olur? 5. Burası dik. Şimdi 3, 4, 5 üçgeninde yakaladığımıza göre işimiz daha kolay olacak. Gelin şunun kosinüsünü bir hesaplayalım bakalım. Kosinüs 2x nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5'tir. Peki ben bu kosinüs 2x'i 1 eksi 2 sin kare x biçiminde yazabiliyor muydum? Yazıyordum tabii ki. Yazalım şöyle kosinüs 2x eşittir bu diye. Bu da kaçmış? 4 bölü 5. Şimdi sinüs x'i bulabiliriz işte. Şunu bu tarafa, bunu bu tarafa atalım. Yani 2 tane sin kare x eşittir 1 bölü 5 olsun. 1'den 4 bölü 5'i çıkardım. 2'ye bölersem sin kare x eşittir 1 bölü 10 olur. Kare kökünü alırsam eğer sinüs x eşittir 1 bölü kök 10 veya eksi 1 bölü kök 10 olur. Hangisi varsa artık şıklarda 1 bölü kök 10 veya eksi 1 bölü 10 kök 10 hangisidir diye sorulmuş. Tabi şıklarda hangisi varsa demeyelim çünkü 2x dar açı olduğu için x de dar açıdır. Demek ki biz eksi 1 bölü 10 olamaz diyeceğiz. Cevap 1 bölü kök 10 olacak. Yani o da kök 10 bölü 10'un ta kendisidir kök 10'la genişlettiğiniz takdirde. Kosinüs 18'i bize m olarak vermiş arkadaşlar. Olduğuna göre kosinüs 9 değerinin m türünden değeri hangisidir diye sorulmuş. Şimdi kosinüs 18'i yarım açı formülüyle ben 2 kos kare 9 eksi 1 şeklinde yazarım. Burası neydi? M'ydi. Peki bizden ne istenmişti? Kosinüs 9. Yani 2 çarpı kos kare 9 eşittir m artı 1 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersem kos kare 9 eşittir m artı 1 bölü 2. Her iki tarafın kare kökünü alırsam kosinüs 9 eşittir artı veya eksi kök içerisinde m artı 1 bölü 2 olur. Yani cevap Ceyhan seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim sağ üst tarafa. Kosinüs 2x'in 2a olduğunu bize vermiş. Sin üzeri 4x eksi kos üzeri 4x ifadesini a türünden eşiti. Şimdi burada 2 kare farkı var. Sin karenin karesi kos karenin karesi olduğu için sin kare x artı kos kare x çarpı sin kare x eksi kos kare x diyebilirim ben buraya. Ve takdirinize bırakıyorum. Şurası nedir? 1'dir değil mi? Demek ki burayı görmemize gerek yok. İlginç. Öğrenciyken çok şaşırıyordum. Şu ifade nasıl olur da şuna eşit olur diye çok şaşırıyordum. Tabii öğretmen olduktan sonra gayet doğal şeyler geliyor bunlar ama bu buna her zaman eşit. Yani sen soruların içerisinde göreceksin soru bankalarını falan. Şöyle bir ifade gördüğün zaman direkt şunu yazabilirsin. Tamam. Pekala. Bunun a türünden eşitini sormuş bize. Sin kare x eksi kos kare x'in. Peki kosinüs 2x dediğimi ben şu şekilde yazabiliyor muyum? Kos kare x eksi sin kare x yarım açı formülünden. Yazarım. Bana neyi sormuş? Bunun eksilisi. Bunun eksilisi de 2a'nın eksilisidir o zaman. Eksi 2a'dır sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Cos x eksi cos 2x eksi 1 eşittir sinüs 2x olduğuna göre sin x artı cos x nedir?
Ben burayı cos x eksi parantezine alırsam cos x cos 2x artı 1 yapacaktır. Bu da neye eşitmiş? Sinüs 2x'e eşitmiş. Şimdi bu sinüs 2x'i de 2 sin x cos x diye yazalım. Şu 2'yi de güzel yazamadım. Onu da bir düzelteyim. 2 sin x cos x. Pekala. Şimdi arkadaşlar şu uyarımı unutmayın. Kosinüsün yanında mutlaka artı 1 veya eksi 1 varsa o 1'i yok etmeye çalışacaksınız. Nasıl yok edersiniz? Kosinüs yarım açı formülüyle. Şuradaki bakın eksi 1 ve artı 1 var ya. Bu eksi 1 ve artı 1'ler yardımıyla şuradaki artı 1 ve eksi 1'i yok edeceksiniz. Bunu nasıl beceririz? 2 kos kare x eksi 1 diye yazarsam ben kosinüs 2x'i. Bir de yanında artı 1 var bakın. Eksi 1 ile artı 1 gider. Demek ki burası 2 kos kare x'miş diyeceğiz. Kos x eksi 2 kos kare x'i ben kos x parantezine alırsam 1 eksi 1 eksi 2 cos x kalır. Eşittir 2 sin x cos x olur diyeceğiz buraya da. Bunu dedikten sonra cos x'ler birbirini bir götürsün. 1 eksi 2 kosinüs x eşittir 2 tane sinüs x mi oldu? At şunu şu tarafa. 1 eşittir 2 parantezinde sin x artı cos x gelir mi? Gelir valla. Benden ne istenmişti? Sin x artı cos x istenmişti. Yani şu. 2'yi karşıya gönder. Cevap ortaya çıksın. Tamam. Cos kare 35'ten sin kare 35'in çıkarıldığı zaman bunun farkı nedir arkadaşlar? Kosinüs 70 değil midir? Cos kare x eksi sin kare x. Kosinüs 2x eşit. Kosinüs 70 neymiş? A. Şimdi tanjant 55 ve tanjant 70. Kosinüs 70 var elimde. Tanjant 70'i biliyorum. Tamam. Şöyle yapalım mı? Şurası şöyle dik olsun. Şurası da 70 derecelik açımız olsun sevgili gençler. Bunu yaptıktan sonra şurası 70. Kosinüs 70 a'ymış ya. Buraya a, buraya 1 diyebilirim. O zaman burası ne olur? 1 eksi a karenin karekökü olur. Demek ki tanjant 70 de buymuş. Şimdi arkadaşlar tanjant 55 lazım bize. Ben aslında var ya daha güzel bir şey göstereyim. Belki sağ tarafta yaptıklarımızda işe yarar ama daha güzel bir şey aklıma geldi. Onu yapalım. Biraz yer arıyorum ama yerde bulamadım. Şuraya yapalım ya. Şöyle yapalım. Şöyle bir tane üçgen çizelim. Tamam mı? Ve şuradaki açım 70 olsun. Sonra ben bunu biraz daha uzatayım. Şöyle yapayım. Buradaki açım da 35 olsun. Tamam, 35'lik bir açı çizdik. Şimdi burası da dik tabi. Tanjant 70'i biliyorduk. Şu kosinüs 70'i biliyoruz. Burası a ve şurası 1 arkadaşlar. Şurası da ne geliyordu? 1 eksi a karenin karekökuydü. Pekala. Şimdi bakıyorsun 35'te neyi toplarsam 70 yapar 35'i. Demek ki burası da 35. Burası 1 ise o zaman burası da 1. Çünkü ikizkenar üçgen geldi. Değil mi? Benden ne istenmişti bu arada? Şunu da unutmayalım. Burası 90. Burası 35 ise şunun tamamı nedir? Tabii ki 55'tir. Buranın tamamı. Şimdi işimiz bitti aslında. Tanjant 70'i bir bulun bana bakayım. A bölü 1 eksi a karenin karekökü. A bölü 1 eksi a karenin karekökü 1 eksi tanjant 70'ti bu. Bir de tanjant 55'i bulun. Karşısı bölü komşusu. Yani a artı 1 bölü 1 eksi bakalım karşısı bölü komşusu mu? Tanjant 55. Tanjant a artı 1 tamam. Tanjant 70. Şurayı ters yazdık arkadaşlar. Siliyorum. Tanjant 55'i söyleyelim ilk. A artı 1 bölü 1 eksi a karenin karekökü. 1 eksi a karenin karekökü çarpı. Tanjant 70'i söyleyin şimdi de. Karşısı bu, komşusu bu. 1 eksi a karenin karekökü bölü a. Şimdi burayı düzenlersek 1 eksi a kareler zaten gidiyor. Geriye ne kaldı? 1 eksi a artı 1 bölü a kaldı. Bunu da a eksi a eksi 1 bölü a biçiminde bileşik kesire çevirirsem a'lar gider. Geriye eksi 1 bölü a kalır. Cevap da budur diyebiliriz. Bu şekilde daha güzel bir çözüm oldu diye düşünüyorum. Üsttekini kullanmadık da. Evet. Geçtim şu kısma. Tanjantın yarım açı formülü de var sevgili gençler. Tanjantın yarım açı formülü içinde gene toplam fark formülünü kullanacağız. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan tanı kullanacağız. Ve A ve B gördüğüm yeri ikisine de X yazarsam bu sefer tan X artı tan X bölü 1 eksi tan X çarpı tan X gelir. Yani bu da 2 tane tanjant X bölü 1 eksi tan kare X olacaktır diyebiliriz. Alttaki sorumuza bir bakalım. ABC bir dik üçgen. AB, BC'ye dik AD 1 birim, DC 4 birim, BC 4 birim hepsini vermiş. Yukarıdaki verilere göre kosinüs alfa nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şu açının kosinüsü soruluyor bize. Peki şurası 90 eksi alfa mıdır? Öyle. Burası ikizkenar olduğu için burası da 90 eksi alfadır diyebiliriz.
Peki ben A ile neyi toplarsam 90 eksi alfa bulurum? Tabii ki 90 eksi 2 alfa. Yani burası neymiş? 90 eksi 2 alfaymış. Pekala. Şimdi ben kosinüs alfayı merak ediyorum yani. Kosinüs alfayı merak ediyorum. Dolayısıyla ben burada sinüs 90 eksi 2 alfayı hesaplayacağım. Bak şimdi ne gelecek? Sinüs 90 eksi 2 alfa demek kosinüs 2 alfa demek. Kosinüs 2 alfa da 2 kos kare alfa eksi 1'dir. Peki ben şuradaki kosinüs 90 eksi 2 alfalık açının ben sinüsünü hesaplayabilir miyim? Vallahi hesaplarım. Niye? Karşısını da biliyorum, hipotenüsünü de biliyorum. 4 bölü 5'miş arkadaşlar bu. Biri bir karşıya yollayın bakalım ne gelecek. 2 tane kosinüs kare alfa eşittir 9 bölü 5 gelecek. Kos kare alfa dediğimiz şey de 9 bölü 10 gelecek. Al bakayım her iki tarafın kare kökünü ne gelir? Kos alfa eşittir 3 bölü kök 10. Yani kök 10 ile genişletirsem de 3 kök 10 bölü 10 yapar. Cevap da Ceyhan seçeneği olur diyebiliriz bu soru için. Evet arkadaşlar, bu kısım ödev testi. Haberiniz olsun, ödev testi diye başlık koymuşum ama burası ödev testi. Ödev testlerini hemen videodan sonra uğraşıyorsun, çalışıyorsun, dinliyorsun, yapıyorsun. Yapamadığın soruları Irmak Hoca Matematik YouTube kanalında çözümlerine bakıyorsun, izliyorsun. Tamam. Şimdi periyodik fonksiyon kısmına geçeceğiz. Bazı fonksiyonlar belli aralıklarda aynı değerleri alarak kendini tekrarlar. İşte bu tekrarlama özelliğine sahip fonksiyonlara da periyodik fonksiyon diyeceğiz arkadaşlar. A, reel sayıların bir alt kümesi ve A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu için her x eleman A için fx artı t fx'e eşit oluyorsa bu sağlayan pozitif t gerçek sayısına biz bu fonksiyonun periyodu diyoruz. Periyotların varsa eğer, periyotların en küçüğüne de esas periyot diyeceğiz. Ayrıca f fonksiyonun esas periyodu t ise A ve B reel sayısı için gx eşittir f ax artı b fonksiyonun esas periyodu da t bölü A'dır. Şimdi g, fx'in diyelim ki periyodu A ya, fx'in periyodu t fx diyelim, bu A olsun ya da t olsun. Şimdi f ax artı b'nin periyodu nedir? X'in katsayısına böleceksin. Bak b ile falan işin yok. 3 çarpı f ax artı b'nin periyodu nedir? O da t bölü mutlakadır. Bunu sakın unutmuyorsun. Baştan kat sayımız olan 3'ün, içeride eklediğimiz b'nin, sonra dışarıda çıkaracağımız 3'ün 5'in lafı olmuyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi f fonksiyonun esas periyodu 6'ymış. F fonksiyonun esas periyodu 6. Peki f 2x eksi 11 bölü 3'ün periyodu nedir? Tabii ki 6 bölü 2 bölü 3'tür. Çünkü x'in katsayısı burada 2 bölü 3 sevgili gençler. Bölersek bunları da 18 bölü 2 gelir. Bu da sevgili gençler 9 gelecektir. Yani cevap Denizli'dir diyebiliriz. En sıfırdan farklı bir tam sayı ve ABC'de birer gerçek sayı olmak üzere fx a artı b çarpı kosinüs üzeri n içerisinde cx artı d ya da işte sinüs üzeri n içerisinde cx artı d varsa bunların esas periyodu 2 pi'yi mutlak c'ye bölüyorsun. 2 pi zaten sabit. Eğer tabii ki n tekse, yani şuradaki n tekse arkadaşlar, 2 pi zaten sabit. Sadece şuradaki c'yi sen kale alıyorsun. Diğerlerinin hiçbir önemi yok periyot bulunurken. N eğer çift sayıysa bu sefer 2 pi değil pi diyorsun. Pi bölü mutlak c. Tanjant ve kotanjantta teke çifte bakmıyorsun. Direkt pi bölü mutlak c'dir. Öğrenmesi, uygulaması çok ama çok kolay. O yüzden şimdi sorularımıza bir bakalım. Buraya baktık. Kot kare var. Zaten kotanjantta teke çifte bakmıyoruz dedik değil mi? Bunun katsayısı ne? Eksi 5. Tabi mutlağını alacağız. O zaman bunun periyodu pi bölü 5'tir. Bunun periyoduna bakalım. Burası çift olduğu için direkt ne diyeceğiz? Pi bölü, bunun katsayısı 1. Pi bölü 1. Yani birincinin periyodu pi bölü 5, ikincinin periyodu pi. Cevap neymiş? Adana seçeneğiymiş. Bakın eksi 3'e, eksi 4'e, pi bölü 3'e, artı 1'e, karesine, 3'e, 1'e hiçbir şeye bakmadık. Tamam. Bu grafik neyin grafiği olabilir diye sorulmuş. Bir kere periyodumuz kaç? 2 pi. Periyottan eleme yapabilirsin. Periyodumuz 2 pi olacak. Aşağıdaki periyodu 2 pi olanları bulabilirsin. Bunun periyodu 2 pi, bunun periyodu 2 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi. Demek ki periyottan işe yaramadı, sökmedi. O zaman biz değer yerine yazacağız. Yani sen 0 yerine yazdığın zaman 2 aldığın fonksiyonlar. Cos 0, 1 bak gitti. 2 tane cos 0, 2 bu olabilir. Cos 0'a 2 ekle 3 gitti. Cos 0'a 1 ekle 2 kalabilir. 2 tane cos 0, 2 artı 1'den 3 gitti. Şu an cevabın ya Ceyhan'dır ya Bursa'dır. Peki 180'i yazalım. Pi'yi yazalım ve 0 alalım. Kosinüs 180 eksi 1 artı 1'den 0 geldi. Bak bu olabilir. Burası 2 çarpı kosinüs 180. Yani eksi 2. Bu gitti. Cevap neymiş? Ceyhan seçeneğiymiş.
Çoğu fonksiyon grafiği konusunda olduğu gibi işte logaritmada olsun, trigonometride olsun, fonksiyonlar konusunda olsun grafik çizimini öğretiyoruz ama grafik çizim ile alakalı bir soru maalesef sormuyoruz ÖSYM sınavında. Dolayısıyla arkadaşlar sen grafik çizimini iyi öğrenirsen grafiklerde grafik okumayı da çok iyi bilirsin. Çizimine hakim olmadan bile bunu yapabilirsin. Dediğim gibi tek tek yerine yazarsın değerleri. Sağlayan fonksiyon senin grafiğindir zaten. Tamam mı? Şimdi eksi pi ile pi aralığında bir tane grafik verilmiş. Bize f fonksiyonu aşağıdakilerden nedir? Hangisidir diye soruyor. Şimdi 0 yazınca 2'den geçecek. Sin 0, 0, 2'den geçiyor. Bu olabilir. Sin 0 gitti. 2 sin 0 gitti. 3'ten sin cos 0 yani 3 eksi 1, 2. Bu olabilir. 2 tane cos 0, 2. Bu da olabilir. Şu an A, D veya E cevap. Bir de git pi bölü 2'yi yaz bakalım yerine. Sinüs pi bölü 2 neydi? 1'di. 2'den 1'i çıkar 1. Bak pi bölü 2 için 1'den geçecek. Olabilir. Kosinüs pi bölü 2 0. 3'ten 0'ı çıkar. 0. Kosinüs pi bölü 2 0. 2 kere 0 0. Gitti. Cevap neymiş adam? Bu şekilde eleye eleye yapabilirsiniz sevgili gençler. Şimdi geçtik 24'e. Bir trigonometrik fonksiyonun tanımlı olduğu tüm aralıklarda tersi alınabilir. Fakat bulunan ters her zaman bir fonksiyon olmayabilir. Sadece bağıntı olarak kalabilir. Bir fonksiyonun tersinin bir fonksiyon olabilmesi için fonksiyonun ne olması lazımdı? Fonksiyonlar dersinde üstüne basa basa söyledik. Birebir ve örten olması gerekir. Trigonometrik fonksiyonlar her aralıkta birebir ve örten değildirler. Ancak birebir ve örten oldukları bazı gerçek sayı aralıkları vardır. Bu aralıklarda trigonometrik fonksiyonların tersleri vardır. Bir trigonometrik fonksiyon tersini elde edebilmek için önüne ne getirecekmişiz? ARC eki getireceğiz. Yani kosinüs x'in tersi için arc kosinüs diyeceğiz. Sinüsün tersi için arc sinüs diyeceğiz. Tanjantın tersi için de arc tanjant diyeceğiz. Öncelikle arc kosinüs fonksiyonu. Fx eşit cos x fonksiyonu 0 ile pi aralığında kısıtlanır ve değer kümesi eksi 1 ile 1 aralığı alınırsa bu fonksiyon birebir ve örten olur. Dolayısıyla bu aralıklara kısıtladığımız için benim arc kosinüs fonksiyonum yani kosinüsün tersi fonksiyonunun tanım kümesi de neresi olacaksa değer kümesi de neresi olacak? 0 ile pi aralığı tanım kümemizde eksi 1 ile 1 aralığı olacak. Tamam mı? Şimdi tanım kümesi burası. Değer kümesi de 0 ile pi aralığına taşıyacağız. Şimdi kosinüs x eşittir y ise ancak ve ancak arc kosinüs y de x'e eşittir diyeceğiz. Yani aynı bildiğimiz f üzeri eksi 1 fonksiyonunda yaptığımız şeyin aynısı. Mesela şimdi örnekte arkadaşlar şunu şu şekilde okuyacaksın. Kosinüsü 1 yapan değer. Kosinüsü 1 yapan değer nedir? 0'dır. Peki kosinüsü eksi köküç bölü 2 yapan değer nedir? Köküç bölü 2 yapan değer 30'du. O zaman eksi köküç bölü 2 yapan değer de 180 eksi 30'dur. Yani 150'dir. Demek ki burası da 150'ymiş. A 0, B de 150 ise toplamları nedir? 150'dir. Benden ne istenmiş? Tanjant 150. Yani eksi tanjant 30 istenmiş. Tanjant 30 neydi arkadaşlar? 1 bölü köküçtü. Eksiyi de başına koyarsan eksi 1 bölü köküç olur diyeceğim ben sorunun cevabına. Şimdi geçtik 24. sayfanın sağ üst tarafına. Arc sinüs fonksiyonu da eksi pi bölü 2 aralığından eksi pi bölü 2 aralığıyla pi bölü 2 aralığından eksi 1 ile 1'e tanımlanır diyoruz f. Şimdi şunu da sakın unutmuyorsun. Kosinüse bakıyorsun nerede tanımlanmıştı arkadaşlar? 0 ile pi aralığında. Yani birinci ve ikinci bölgelerde arıyorduk biz bunu sonuçlarını 1 ve 2'de. Sinüse bakıyorsun. O nerede? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında. Şöyle diyelim. Şurası eksi pi bölü 2. Şurası pi bölü 2. Demek ki bu aralıkta tanımlıyormuşuz. Anlaştık mı? Neden? Çünkü bu aralıklara kısıtlanırsa birebir ve örten olur ve terste bir fonksiyon olur diye bunu yapıyoruz biz. Arc sinüs 1 bölü 2. Şu aralıkta yani 4. ve 1. bölgede sinüsü 1 bölü 2 yapan hangi açı değeri var? Tabii ki pi bölü 6. Peki sinüs arc kosinüs x sinüs içerisinde 2 arc kosinüs x. Yani kosinüsü x yapan açının 2 katı sinüsü ne yapar diye soruyoruz. Bu daha uygun oldu. Şöyle diyelim mi? Arc kosinüs x'e biz a diyelim. Arc kosinüs x'e a diyelim. Aslında bize ne sorulmuş? Sinüs 2a sorulmuş ki sinüs 2a dediğimizde 2 çarpı sin a çarpı kosinüs a'dır. Şimdi cümle şu. Kosinüsü x yapan açı sinüsü ne yapar diye düşüneceğiz. O halde bir tane üçgen çizeceğiz. Şurası a olsun diyeceğiz. Kosinüsü x yapan x bölü 1'dir. Demek ki burası da 1 eksi x karenin kare köküdür.
Demek ki sinüsü ne yapıyormuş? 1 eksi x karenin karekökü bölü 1, yani 1 eksi x karenin karekökü yapıyormuş. E, kosinüsü x yapan açı, kosinüsü gene x yapar. Dolayısıyla burası da x'tir. Bir de başında 2 var. 2 çarpı 1 eksi x'in x karenin karekökü çarpı x bizim cevabımız olacak. Yani cevap Ceyhan Denizli'dir diyebileceğiz. Arktanjant fonksiyonu da sevgili gençler yine aynı sinüs gibi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2, yani 4. ve 1. bölgede arayacağız biz bunların açılarını. Bir alt sayfamıza geçelim. Arktanjant eksi 1. Tanjantı eksi 1 yapan açı değeri eksi pi bölü 4'tür. Tanjantı kök 3 yapan açı da pi bölü tanjant 60, yani pi bölü 3'tür. Bunları toplarsak burayı 3 ile burayı 4 ile genişletelim. Cevap ne olur? Pi bölü 12. O halde cevap Edirne'dir diyebiliriz. Peki sinüs x yapan açı kotanjantı ne yapar? Hemen bir tane açı çiziyorsun. Alfa. Sinüs x ise burası x'tir, burası 1'dir. Burası 1 eksi x karenin karekökü'dür. Bu kotanjantı nedir diye soruyor. Bu bölü budur arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Bursa'dır. Kotanjant biliyorsunuz komşu bölü karşıydı. Tanımımıza bakalım. İçinde bilinmeyenin trigonometrik fonksiyonları bulunan ve bilinmeyenin bazı değerleri için doğru olan eşitliklere trigonometrik denklem diyoruz. Şimdi burada şunu karıştırmayacağız. Sin kare x ile kos kare x'in toplamı 1'di ya hani her zaman. Heh. İşte arkadaşlar bu her x değeri için geçerli olduğunda biz buna özdeşlik diyoruz. Ama gider de sin x eşittir bu, bu her x değeri için doğru mu? Değil. Tanjant x eşittir kök 3 bu her x değeri için doğru mu? Değil. İşte her x değeri için doğru olmayan değerlere de x değerleri için sağlanacağından trigonometrik denklemdir arkadaşlar. Sadece bazı x değerleri için sağlanıyor. Buna da denklem diyoruz. Özdeşlikle denklemi birbirine karıştırmıyorsun. Trigonometrik denklemi sağlayan gerçek değerlere denklemin kökleri diyoruz. Kökleri bir kümeye dahil edersek o kümede çözüm kümemiz olur. Sin x eşittir 1 bölü 2 ise x eşittir 30 ve x eşittir 150'dir. İki değer için sağlar. Fakat x sadece bunlara eşit değildir. Niye? Esas ölçüsü bunlar olan açılar da olabilir çünkü. Bunlar sadece çözüm kümesinin herhangi iki elemanıdır. Cevap esas ölçüsü 30 ve 150 derece olan tüm açılar olmalıdır. Yani o zaman şöyle diyeceğiz biz çözüm kümemizde. 30'un üzerine 360k ve 150'nin üzerine 360k ekleyeceğiz. Şimdi burası 2k pi olduğu için 360k'ya da eşittir diyebiliriz. K bir tam sayı olmak zorunda bu arada. Ve çözümümüzü nerede arıyoruz? Birinci ve ikinci bölgede, yani alfa ve pi eksi alfada arıyoruz sevgili gençler. Sinüs fx eğer sinüs kx'e eşitse burada fx ve gx birbirine eşittir. İşte biz buralardan çözüm bulacağız. Sinüs fx gx'e eşit olduğu gibi ekstradan esas ölçüsü gx olan açılara da eşit olabilir. Yani 2k pi'yi eklemeyi unutmuyorsun. Ve doğal olarak gx'e eşit olduğu gibi pi eksi gx'e de eşit olabilir. Yine 2k pi'yi eklemeyi unutmuyorsun. Mesela sinüs 5x 1. Sinüsü 1 yapan hangi açı değeri var arkadaşlar? 0 ile 360 arasında, 0 ile 2 pi arasında sadece bir tane var, o da 90. Yani pi bölü 2. Artı 2k pi diyeceğim. Şimdi burası önemli. K'lar ne burada? Eleman tam sayı. X'i bulacağız biz. 5x'i değil. O zaman x nedir? Pi bölü 10 artı 2k pi bölü 5. Bunlar k'lar tam sayı olacak. İşte benim çözüm kümem budur sevgili gençler. Pi bölü 10 artı 2k pi bölü 5 artı 5 k'lar tam sayı olacak diyeceğiz. Kosinüs 4x eksi 3 tane sinüs 2x artı 1 eşit 0 denklemini sağlayan en küçük farklı 2 pozitif x değerinin toplamı nedir diye sorulmuş. Kos 4x'i ben hepsi sinüs olsun diye 1 eksi 2 tane sin kare 2x eksi 3 çarpı sinüs 2x artı 1 diye bu denklemi düzenlerim eşittir 0 olur. Hepsini sağ tarafa bir taşıyayım bakalım. 2 tane sin kare 2x artı 3 tane sinüs 2x 1 1 2 karşıya attım eksi 2 eşittir 0 oldu. Şimdi bu denklemi bir çözelim. Ben burayı 2 sinüs 2x'e sinüs 2x diye parçalarım. Burayı da sevgili gençler artı 2 eksi 1 diye açarsam bakın çapraz çarpın düz toplayın veriyor bize. Güzel. O zaman burada sinüs 2x dediğimiz değer ya 1 bölü 2'dir ya da sinüs 2x dediğimiz değer eksi 2'dir. Doğru mu? Doğru. Ama burada bir yanlışlık var. Sinüs dediğimiz fonksiyonun alabileceği tüm değerler eksi 1 ile 1 kapalı aralığında olmalı. Yani sinüs eksi 2 olamaz. Demek ki buradan kök gelmeyecek. Bu bir. İkincisi sinüsü 1 bölü 2 yapan açılar. Sinüsü 1 yapan 2, 1 bölü 2 yapan açılar arkadaşlar. Birisi pi bölü 6'dır 30 olduğu için. Diğeri de pi eksi pi bölü 6'dır. Yani 5 pi bölü 6'dır. Pi'den çıkaracaksın. Artı 2 k pi. Artı 2 k pi dedik. Peki bunlar ne? Peki bunlar ne? Sinüsü 1 bölü 2 yapan açı 2x'ti. Dolayısıyla 2x eşittir ve 2x eşittir diyeceğiz. Ama bana x değil
2x değil, x'ler lazım sevgili gençler. Yani ben her iki tarafı 2'ye böleceğim. O zaman x'ler pi bölü 12 artı k pi olur. Bir de diğer x de 5 pi bölü 12 artı k pi olur. Peki, demiş ki bize soruda en küçük farklı iki pozitif x değeri. Ben burada en küçük olsun diye k'ları 0 seçerim. Yani bunlar gider, gider. Şu ikisinin toplamı sorulmuş bana en küçük. Toplarsam ne olur? 6 pi bölü 12 yani pi bölü 2 benim cevabımdır. Yani cevap sevgili gençler C seçeneğidir diyebiliriz. Geçtik son sayfadaki ilk örneğimize. Aşağıdakilerden hangisi sinüs 3x eşittir kosinüs x denkleminin bir kökü değildir denilmiş. Arkadaşlar sinüs ve kosinüs bir arada verildiyse şunu sinüse çevirmeye gayret edin. Sinüs pi bölü 2 eksi x diyebiliriz biz buraya. Çünkü birbirini 90'a tamamlayan iki açı ölçüsü bunlar. O halde biz şunu yapabiliriz. Ya 3x şuna eşittir. 3x eşittir. Pi bölü 2 eksi x artı 2 k pi diyebiliriz. Ya da 3x eşittir. Bunu pi'den çıkarırsınız. Yani pi eksi pi bölü 2 eksi x deriz. Ve bu da pi bölü 2 artı x olur. Demek ki pi bölü 2 artı x artı 2 k pi diyebiliriz. Şimdi şuradaki eksi 2 x'in ve buradaki artı x'in burada bir işi yok. Bunu karşıya gönderdim. 4x eşittir. Pi bölü 2 artı 2 k pi dedim. Ve x'i bu tarafa gönderdim. 2x eşittir. Pi bölü 2 artı 2 k pi dedim. Şimdi gençler şunu 4'e bunu 2'ye böleceğim ki x'ler yalnız kalsın. X eşittir. Pi bölü 8 artı 4'e böldüm. K pi bölü 2 dedim. X eşittir. Pi bölü 4 artı k pi dedim. Şimdi ben burada k'ları ilk başta 0 seçerek pi bölü 8'in sağladığını görürüm. Bu sağladı. K'yı 0 seçerek pi bölü 4'ün sağladığını görebilirim. K'yı eğer 1 seçersem pi bölü 2 ekleyeceğim. Yani 4 ile genişlet burayı. 5 pi bölü 8'in de sağladığını görürüm. K'yı burada 1 seçersem pi artı pi bölü 4'ün 5 pi bölü 4 olduğunu görürüm. Bu da sağlar. O zaman sağlamayan değerimiz Ceyhan'mış diyebiliriz. K bir tam sayı olmak üzere cos fx eşittir cos gx ise şimdi kosinüs çözümlerini göreceğiz. Fx eşittir gx artı 2 kpi veya eksi gx artı 2 kpi'dir. Neden? Çünkü ben kosinüsün aralıklarını 4. ve 1. bölgede arıyordum sevgili gençler. Dolayısıyla a'nın ölçüsü eksi a'nın da a'nın kosinüsü eksi a'nın da kosinüsün eşit olduğu için ben çözümlerini de buraya da arayacağım. Sinüs için ne demiştik? Burası veya burası demiştik. Kosinüs için de burası veya burası olacak. Bunu unutma. Kosinüs 3x eşittir. Kosinüs pi bölü 6 artı x eşitliğinin reel sayılarda çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Diyeceğiz ki bir 3x eşittir pi bölü 6 artı x artı 2 k pi ya da 3x eşittir eksi pi bölü 6 eksi x artı 2 k pi diyeceğiz. Şimdi gelin şu x'i bu tarafa gönderin. 2x eşittir pi bölü 6 artı 2 k pi olsun ya da eksi x'i bu tarafa atın. 4x eşittir eksi pi bölü 6 artı 2 k pi olsun. Bunu dedikten sonra buradaki x'i 2'ye buradakini 4'e böleceğiz. Bölelim. X eşittir pi bölü 12 artı k pi ya da şuradakinden de x eşittir 4'e bölüyorum bakın. Pi bölü eksi pi bölü 24 artı k pi bölü 2 olur. Aynen öyle. Ya budur diyeceğiz ya da budur diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız bakın burada ikisi de verilmiş. Dolayısıyla cevap atanadır diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim sağ üst taraftaki soruya. Artık dil, damak her şey kurudu. Neyse ki iftara az kaldı. 1 eksi kosinüs 2x eşittir sinüs x denkleminin köklerinden biri hangisidir diye sorulmuş. Ne demiştim ben size? Bu biri yok edeceksiniz. 1 eksi 2 sin kare x eşittir sinüs x yazarsam bak o 1 yok olur. 1 eksi 1 gitti. Eksi eksi artı yaptı. 2 tane sin kare x eşittir sinüs x oldu. Burada sinüs x'leri ben sadeleştirirsem sinüs x'i 0 yapan değerler benim köklerim olur. Bunu unutmayacağım. 2 tane sin x eşittir 1 ise sinüs x eşittir 1 bölü 2 olur. Şimdi sinüsü 1 bölü 2 yapanlar bir de sinüsü 0 yapanlar. Artık hangisi köklerinden birisi hangisidir diyorsa yerine yazabilirsin. Değil mi? Pi bölü 4 ikisini de sağlamıyor. Pi bölü 3 sinüs 60 sağlamıyor. Sinüs 5 pi bölü 6. Yani bu ne demek? Sinüs 180 eksi pi bölü 6 demek. Yani sinüs pi bölü 6 demek. Yani sinüs 30 demek.
Yani 1 bölü 2 demek. Demek ki bu sağlıyormuş. Cevap da Ceyhan olur sevgili gençler. Tek tek yerine yazabilirsiniz. Hangisi sağlar diyorsa. Uzun uzadıya denklem kurmak zorunda değilsiniz. Bir bakalım. Hatta size bir şey söyleyeyim. Şurada bile yazsanız yerine olurdu yani. Tanjant fx tanjant gx eşitse fx eşittir gx artı kp diyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kotanjant için de aynı. Çünkü pi de bir zaten kendini tekrar ediyor. Bu sefer burada bakın dikkat edin. Sinüs ve kosinüs de 2kp ekliyorduk. Burada kp ekliyoruz. Buna dikkat ediyorsun. Kotanjant x eşittir kök 3 ise kotanjant kök 3 yapan değerin sen pi bölü 6 olduğunu biliyorsun. Üzerine bir de kp ekleyeceksin. Ve k ne olacak? Tam sayı olacak. Evet, sinüs ve kosinüsün denklemleri daha meşhur, daha revaçta, daha fazla soru olduğu için sinüs ve kosinüsü soruların denklemlerin çözümlerine daha fazla yer ayırdım. Tanjant ve kotanjant için çok da fazla yer ayırmadım arkadaşlar. Sınavda da açıkçası yazılarda ve sınavda karşınıza çıkmayacağını düşünüyorum. Yine buradaki denklem sorularını arkadaşlar hemen çözüyorsunuz taze taze. Bu geceniz trigonometri gecesi olsun. Trigonometriye vakit ayırın. Tüm testleri çözün ve çözemediğiniz soruları Irmak Hoca Matematik YouTube kanalında çözümlerini bulabilirsiniz. Eş zamanlı olarak Irmak Hoca'nın size yayınlayacaktır bu testlerin çözümlerini. Diyelim ve videoyu noktalayalım. Gerçekten yorulduk, yorucu oldu. Şu sayfanın güzelliğine bir bakın şöyle. Gerçekten böyle dolu dolu durunca güzel oluyor. Boşken de güzel ama doluyken ayrı bir güzel duruyor. Siz de o şekilde düşünüyorsunuz eminim. Siz de yapıyorsunuzdur. Soru bankalarınızda biraz çözüm yaptıktan sonra çözdüğünüz kısımları şu şekilde karıştırdığınız zaman, biraz karıştırdığınız zaman arkadaşlar çözüm olduğunu gördüğünüz zaman kendinizi böyle bir gururlu hissediyorsunuzdur. Eminim buna çünkü zamanında ben de hissediyordum, hala hissediyorum. Bence her insan hisseder bu şekilde. O yüzden arkadaşlar Allah tüm kitaplarınızı sınavdan önce böyle dolu dolu, hatta kitapları boş ver ya, ÖSYM sınav kitapçığının bu şekilde dolu dolu ve doğru bir şekilde dolu dolu olduğunu inşallah sizlere gösterir diyelim. Videoyu noktalayalım. Bir sonraki videomuzda ve bir sonraki konu anlatımımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın sevgili gençler.